Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır. Sosyal Bahsin tek adresi Tuttur'un sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı başlıyor. Yap bir kupon, oyna Tuttur, oyna hep oyna, kuponu Tuttur. Hepinize merhaba, hoş geldiniz. Güzel bir hafta geçirmenizi temenni ederim. Süper Lig'de iki maçla birlikte hafta kapanıyor. Galatasaray deplasmanda olacak. Belki de en zor deplasman maçını oynayacak Sivasspor'a karşı bu akşam saat 18'de başlıyor. Ve ardından Fenerbahçe yine deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek. Beşiktaş kazandı. Trabzonspor ilk kez mağlup oldu. Geride kalmak üzere olan haftayı konuşacağız birazdan. Sosyal Bahsin tek adresi Tuttur'un sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Yap bir kupon, oyna Tuttur, oyna hep oyna. Tekrar hoş geldiniz. Beşiktaş Sergen Yalçın'la yollarını ayırdıktan sonra ilk maçını Kayseri Spor'a karşı yaptı ve 4-2 kazandı. Batshuayi 2 gol attı ve iyi bir futbol ortaya koydu. Güven Yalçın Beşiktaş'ın golünü atmıştı. Son golünü atmıştı. Elbette ki Beşiktaş bir reaksiyon verdi. Bir teknik direktör değişikliğinden sonra reaksiyon vermesi bekleniyordu zaten. Ve Trabzonspor'un da puan kaybetmesiyle birlikte Beşiktaş elbette ki şampiyonluk umutlarını ikinci yarıya taşıyabilmek için bir avantaj elde etti. Dün taraftar reaksiyonu da önemliydi. Taraftar da Beşiktaş'ı 90 dakika boyunca destekledi. Bütün bunları konuşacağız. Ayrıntılarıyla Kayseri Spor maçını konuşacağız. Beşiktaş bölümümüzde başlıyoruz programımıza ve Beşiktaş'ın eski yönetim kurulu üyesi Sayın Seyit Ateş bizimle birlikte. Yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba. Efendim, iyi yayınlar diliyorum. İyi çalışmalar dilerim. Çok teşekkürler. Nasıl gördünüz? Belki goller son dakikalara sığdırıldı ama genel itibariyle Beşiktaş kazanma arzusunu maçın başından beri ortaya koydu mu? İnancınız nedir? Ya evet, Beşiktaş maça iyi başladı. Yani her zamanki yaptığı o çokça pas, her taraf, bütün alanlarda başarılı duruşu, yani oyunun hem defansif hem orta saha hem de hücum hattında hakimi Beşiktaş'tı ama golün gelmemesi ve üstelik bir gol yememiz moralimizi biraz bozdu ama yani maçın sonuna doğru umutlandığımızı da söyleyebilirim. Çünkü gidişat belliydi. Futbolcuların bir isyanı vardı. Bu isyanı bir yerde göstermeleri lazımdı. Yani dünkü maçta da gösterdiler. Esasında bir yanlış anlaşılma var. Ben bu seneki Beşiktaş'la ilgili çok iyi futbolcularımız var. Yani iyi transferler yaptı Beşiktaş. Geçen seneki 13-14 kişiyle şampiyon olmuş Beşiktaş üzerine artı futbolcular transfer etti. Çok istediğimiz futbolcular geldi. Batshuayi geldi, işte herkesin bildiği bir santfor. Alex Teixeira geldi, yani bildiğimiz adam. Gezal'i aldık, yani geçen senenin virtüözü bence. Yani şampiyonluktaki en büyük emekçisi. Rozier devam etti falan filan. Yani iyi takımız. İstatistiklere baktığımızda da Türkiye Ligi'nin yine en iyi takımı gözüküyoruz. Yani nedir bu iyi takım olmak? En çok hücum eden Beşiktaş Türkiye Ligi'nde şu ana kadar. En çok ceza alanına top gönderen, en çok ceza alanında topla buluşan takım yine Beşiktaş. En çok pas yapan yine Beşiktaş. Ama bir eksiği var Beşiktaş'ın, gol atamıyor. Yani bir tek eksiğimiz vardı. Batshuayi bunu yapamıyordu. İnşallah dünkü şeyle zincirleri kırmıştır. Eski formuna, kariyerine uygun goller atacak ve bize mutlu edecek. Yani ben Beşiktaş'ı biraz da, yani hep mazeret üretiyoruz ama yani biraz da hakemler de bizi önümüzü kestiler gibi bir kanaatim var benim. Bu kanaat hep bende var. Çünkü bir Trabzon maçına bakıyoruz, Alanya maçına bakıyoruz. Yani o ilk kötü oynadığımız maçlar yok yani. Hepsini iyi oynamışız. Gol atamamışız. Gol pozisyonunda beceriksiz olmuş sporcularımız ama mutlaka bir sıkıntılı hakem kararlarıyla karşılaşmışız yani. O açıdan ben bundan sonrası için iyi oluruz diye düşünüyorum. Can Bozdoğan'ın performansını nasıl değerlendirdiniz? Ya ben Can Bozdoğan'ı gerçekten ilk maçtan, yani ilk oyuna bir ilk ligin ilk haftalarında Sergen Hoca onu 10-15 dakika oyuna soktuğunda da çok önemli bir futbolcu olduğunu, Avrupa mantalitesiyle, Avrupa mantığıyla yetişmiş bir futbolcu olduğunu, kendine özgüveninin çok yüksek olduğunu, her yerde şut çektiğini, her yerde topa vurduğunu görünce o günden beri Can'la ilgili kanaatim hep olumludur. Bence sürekli oynaması lazım. Yani dün çok iyi oynadı. Uzun sürede oyunda kaldı. Yani aldığı sürede bayağı uzundu. Hoca da yerinde müdahalelerle oyunu çevirdi yani. Can'ı ben çok beğendim bir futbolcu. İnşallah çok
ilerleyen yıllarda Beşiktaş'a çok iyi hizmetler yapar diye düşünüyorum. Önder Karaveri önderliğinde çıktı Beşiktaş Kayseri Spor maçına. Yıllardır Beşiktaş'ın altyapısında başarıyla gönülden hizmet eden bir antrenör. Ve Beşiktaş'ta da futbol oynadı bildiğim kadarıyla kısa bir süre, değil mi? Siz de çok iyi tanıyorsunuz kendisini. Evet, Önder Hoca'yla 2000 yılından beri tanışırım. Beşiktaş'a ilk geldiği günden beri Serpil Hocamızın tavsiyesiyle en küçük U8 ya da U9 diye adlandıracağımız takımın başına getirilmişti Hüsamettin Hoca'yla beraber. O günden beri de dostluğumuz, kardeşliğimiz devam eder. Abisi olurum. Yani maç öncesi de kendisine mesaj attım. Başarılı olacağından eminim. Çünkü Önder Hoca insan kalitesi itibariyle çok kaliteli bir kardeşimiz, çok kaliteli bir hoca, iyi bir Beşiktaşlı. Gerçekten yani şarkılar söyleyebilecek, tezahürat yapabilecek, amigoluk yapacak kadar iyi bir Beşiktaşlı. Ama karakterli, eğitimli, kendini yetiştirmiş. Yani ileriki dönemlerde inşallah daha iyi görevlerde de olabilecek bir hocamız. Dünkü başarısını kutluyorum. Yeni dönem için ne diyeceksiniz? Beşiktaş'ın yeni teknik direktörünün Pinheiro olacağından, bir yabancı teknik direktör üzerinde ağırlıklı olarak Beşiktaş'ın durduğundan bahsediliyor. Gerçek bu mu? Size gelen bilgi ne yönde? Ben de aynı kanattayım. Yani yabancıyla çalışılacak, yabancı teknik direktör isteniyor ama yönetimin içinde yabancı yerli şeyi de var şu anda. Net olarak bence henüz karar verilmedi. Ama Beşiktaş yani kiminle çalışırsa çalışsın, yani Beşiktaş Sergen Hoca'yı hep arayacak. Taraftar Sergen Hoca'yı arayacak. Dün en kötü zamanda bile Sergen Hoca tezahüratları vardı. Ha, Sergen Hoca'nın gidişinde yönetimi suçlayabilir miyiz bu süreçte? Asla suçlayamayız. Çünkü Sergen Hoca daha önce, 2-3 hafta önce de hepiniz bilirsiniz ki bu işin altından kalkamayacağını, çözüm üretemeye beni falan filan söyleyerek ayrılmak istedi. Yönetim o günkü istifa kararını, hayır durun beraber devam edelim inşallah başarırız bunu dedi ama hoca bu son 4 maçından sonra da kararını verdi, çekildi. Ha şimdi yerli mi yabancı mı onu 1-2 gün içinde anlarız ama ben yerli teknik direktörden yanayım. Hep hayatımın her döneminde de Beşiktaşlardan, Beşiktaş efsanelerinden faydalanmasını isteyen bir adamım. Bu süreçte kimi getirirler bilmiyorum ama bir Beşiktaşlı gelirse ben mutlu olurum. Mehmet Özdilek Beşiktaş'ın gerçekten gündeminde mi? Ya Mehmet Özdilek hoca çok fazla gündemde değil diyebilirim. Biliyorum. Niçin sizce? Bilmiyorum. Son birkaç yıldır Mehmet hoca çok fazla çalışmadı. Onun için herhalde. Yani pahalı çalışan ya da en az bir sene önce yine teknik direktörlük yapmış biri olursa daha iyi olur gibi bir düşünce var. Şenol Hoca ismi var. Okan Buruk ismi var. Rıza Çalınbay hocamızın ismi var. Ahmet Dürçevi Başkan geçmişte de Samet Hoca olan ilgisi vardı. Samet Hoca olabilir. İyi bir düşünüyorum ama bunların yanında da yabancı ihtimalini daha da yüksek buluyorum. Anladım. Mehmet Özdilek Erzurumspor'la şampiyon oldu, iyi noktada bıraktı vesaire ilkeler. Ama yerli teknik direktörler arasında ön plana çıkan isim değil, öyle mi? Evet, ben Mehmet Özdilek'in isminin yerli teknik direktörler içerisinde isminin olmadığını biliyorum. İsmi telaffuz. Yani kamuoyunda telaffuz edilebilir ama yönetim bazında istenildiğini tahmin etmiyorum. Öyle biliyorum ben. Yerli teknik direktör arasında gösterilen, yani adaylar arasında gösterilen Okan Buruk Inter'den sonra Beşiktaş'a gelip futbol oynamıştı. Okan Buruk'un olma olasılığı nedir? Ya da topluca baktığımızda Samet Aybaba, Okan Buruk, Okan Buruk'un, Şenol Güneş, hangisi daha fazla ön plana çıkıyor sizce? Okan Buruk'un özel mazereti vardı biliyorsunuz, sağlıkla ilgili, çocuğuyla ilgili gibi, öyle biliyorum ben. O problem vardı, onun için çalışmak istemiyorum gibi bir şey vardı, onun düşüncesi vardı. Kamuoyuna yansımış bir düşüncesi vardı. O durumu bilmiyorum ama Okan Buruk da Beşiktaş'ta başarılı olur. Çünkü Okan Buruk ya başarıya aç şampiyon olmuş, öbür tarafta Başakşehir'de şampiyon olmuş. Ama yeniliğe açık. Avrupa'yı biliyor, Avrupa futbolunu da bilen bir arkadaş. Yani başarılı olur Beşiktaş'ta. Okan da Beşiktaş forması giymiş bir kıymetli kardeşimiz, iyi bir delikanlı, iyi bir insan, iyi bir teknik direktör. Ama ben yine de Beşiktaş efsanelerinden birinin olmasını isterim. Yani Mehmet Özdilek'i de isterim. Yani Mehmet Hoca'nın da başarılı olmayacağına dair kimsenin bir şey cümle kullanma hakkı yok. Ama 1-2 maç daha Önder Hoca'ya devam edilir mi? Bu düşünce de bugün gün şey olabilir. Önümüzdeki hafta pazar günü Kadıköy'de Fenerbahçe derbisi var. Beşiktaş Önder Karaveri ile mi çıkar sizce o derbiye?
tahminime göre, çünkü yani bir hoca bulsa bile hocanın gelip hemen yerli hoca bulursa ayrı, yani Şenol Hoca, Rıza Hoca, Samet Hoca gibi bir hocayı getirirse ya da Okan Buruk Hoca gibi, Türkiye Ligi'ni biliyorlar, bu ülkede yaşıyorlar, dün ne olduğunu bilirler, yarın da ne olacağını bilirler, hemen takımı başına geçebilirler. Ama bir yabancı teknik direktörle anlaşıldığında onun hemen yarın gelip Fenerbahçe maçına çıkmak gibi bir niyetinin olabileceğini düşünmüyorum. Tribünden izleyebilir falan filan, ama Önder Hoca da Fenerbahçe maçını kaldırır gibi düşünüyorum. Yani Önder Hoca'nın çok başarılı olacağını düşünüyorum. Neden başarılı? Yani ben çok beğendiğim bir tavrını gördüm. Dün basın toplantısında açıkladı. Mesela Batshuayi Ayın'ın bundan önceki gollerini izlettirmiş yani. Adam psikolojik olarak bir şeyden hazırlamış. Evet, yani hazırlamış yani. Bu çok enteresan bir şey. Bilgi gerçekten kendi ağzından duyduk. Peki kamuoyu biliyor. Yani bu kimsenin aklına gelmezdi yani. 40 yıldır bu futbolun içinde olan biri olarak söylüyorum. Ben orada olsaydım ya acaba bunu böyle yapar mıyız diye aklıma bile gelmezdi. İnanılmaz bir şey yani. O zaman Önder Karaveli ile de devam etme ihtimali var. Bu da opsiyonlardan bir tanesi Beşiktaş adına. Bence de öyle de bir ihtimal var. Ham ne kadar olur? 2 maç mı olur? 5 maç mı olur bilmiyorum ama yani olabilir. Önder Hoca'da çok fazla şey olmaz. Çünkü Ekşi Hoca da Önder Hoca'ya destek veriyor. Doğru. Zaten Ekşi Hoca, Önder Hoca Beşiktaş'tan ayrılmıştı biliyorsunuz. Bu sene Ekşi Hoca geldikten sonra Önder Hoca'yı getirdi. Yani 5-6 aydır Önder Hoca yeniden Beşiktaş'a döndü. O açıdan Ekşi Hoca'yla beraber Önder Hoca bu işi götürebilirler bir müddet. Doğru. Mehmet Ekşi daha önce Beşiktaş teknik direktör oldu. Yine Tigana'nın gönderilmesinden sonra bildiğim kadarıyla. Niçin evet. Bu dönemde Mehmet Ekşi A takım için yani, düşünmedi? Başarılı da oldu. Yani aslında yani Beşiktaş'ın tasarrufa da ihtiyacı var. Yani çok ciddi şeylere. Bu sene şampiyon olabilir miyiz? Her şey olabilir. Yani hiç bir şey belli değil Türkiye'de. Yani Trabzon'un gelecek hafta Hatay'la maçı var. Yenilmesi ya da berabere kalması. Sonra Başakşehir'le oynayıp yani sıkıntılar yaşayabilir. Altay ve Başakşehir maçları var. Bu sıkıntılar yaşarsa Abdullah Avcı'nın geçmişinde de böyle panik halleri vardır biliyorsunuz. Son 3 yılda Başakşehir'de 3 yılda 3 tane şampiyonluk kaçırdı neredeyse. Hem de son haftalarda yani böyle panik şeylerle. Onun için yani öyle olabilir mi? Olabilir. Niye olmasın? Futbolda her şey olur. O açıdan ben Beşiktaş'ın Sayın Ateş, sesinizi duyamıyoruz. Sesiniz gitti. Bir reklam arası verelim. Tekrar arayalım Sayın Seyit Ateş'i. Sormak istediğim iki önemli soru var. Çünkü Beşiktaş'ın teknik direktör meselesinin bu hafta çözüleceğine dair yöneticilerin yaptığı açıklamalar vardı. Ama bu hafta çözülmeyebilir ya da Önder Karaveli ile devam etme ihtimali vardır Beşiktaş'ın. Pazar günkü Fenerbahçe derbisine kadar bu konuda kesin kararını verecek mi Beşiktaş? Eğer illaki yabancı bir teknik direktör getirmek istiyorsa yönetim, adaylar arasında az önce ismini verdiğim Pinheiro ön plana mı çıkıyor, yoksa Guti Hernandez, Beşiktaş'ın eski oyuncusu Real Madrid'de Guti de adaylar arasında yer alıyor mu? Bütün bunları da konuşacağız ama şimdi sizlerden izin istiyorum. Reklam vakti. Reklamların hemen ardından programımız devam edecek. Sosyal bahsin tek adresi Tuttur'un sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Yap bir kupon oyna Tuttur, oyna hep oyna kuponu Tuttur. Sayın Seyit Ateş'le sohbetimiz devam ediyor. Beşiktaş bölümümüzdeyiz. Tekrar hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim, sağ olun. Şimdi son olarak Önder Karaveli ile devam etme ihtimalinde varlığından bahsetmiştik. Ve Fenerbahçe derbisine Önder Karaveli önderliğinde çıkma ihtimali de var Beşiktaş'ın. Ve tabii devam etme ihtimali de var. Mehmet Ekşi'den bahsetmiştik ki Mehmet Ekşi tekrar Önder Karaveli'yi Beşiktaş altyapısına getirdi. Değil mi? Ben de şunu sormuştum size. Mehmet Ekşi daha önce Tigana'dan sonra belli bir dönem Beşiktaş futbol A takımını çalıştırmıştı. İyi sonuçlar da almıştı. Mehmet Ekşi düşünülebilir miydi? Ya zaten Önder Hoca'nın yani Mehmet Ekşi'nin biliyorsunuz babası vefat etti. O Elazığ'daydı. Yani maç günü, dün pazar günü İstanbul'a geldi. Yani Mehmet Ekşi Hoca da düşünülebilir. Evet yani alternatiflerden biridir. Zaten Mehmet Ekşi Hoca'ya görev verilse bile Önder Hoca'la birlikte çalışacaklar. Yani onu ben çok iyi biliyorum. Mehmet Ekşi Önder Hoca ikilisi bu işi götürür diye düşünüyorum yani. Anladım. Yani kimseden kötü yapmazlar. Yani futbolun dili birdir. Yani futbol öyle çok yeniden keşfedilecek bir şey değil. Zaten futbolcuya şu anda çok fazla antrenman da yükleyemezsiniz. 4 maç kalmış bitime. Yani devre arasına kadar bu ekiple gidilebilir.
geniş zamanda geniş düşünülür. Beşiktaş'ın parası çarçur edilmeden yani iyi bir teknik direktörle anlaşılır falan filan. Yani öyle herkes Sergen Yalçın gibi gelip bir yıllık mukavele imzalarım, herhangi bir sözleşme maddesine de tazminat koymam demez yani. Her gelen kendini garantiye alıyor. Yani örneklerini de gördük yani. Türk olsun, yerli olsun. Kimse 1 lirasından vazgeçmedi. Sergen oluyor hariç. Peki. Bu da ihtimallerden bir tanesi. Siz bunu sadece bir yorum olarak ya da temenni düzeyinde söylemiyorsunuz. Aslında ediniz, somut bilgiler var. Evet, yani arkadaşlarla sohbet ediyorum. Ben Beşiktaş'ın yani içinde bir arkadaşınızım, dostunuzum. Ben her seviyede arkadaşlarımla sohbet ediyorum. Sayın Başkan'la da Sergen Hoca'nın ilk istifası öncesi, yani ben bırakıyorum bu işin altından kalkamam dediğimde, yine Sayın Başkan'la telefonla görüştüm. Fikirlerimi söyledim. Sağ olsun, o da beni dinliyor zaman zaman. Yani Sergen Hoca'nın istifasının kabul edilmemesi gerektiğini o günde söylemiştim. Ama ikinci görüşme ani oldu. Orada da Sergen Hoca'nın ısrarını biliyorum yine ben. Kendisinin ısrar ettiğini, ayrılmak istediğini biliyorum. Bildiğim için de bir şey demedim başkanıma. Hayırlısı olsun. Sergen Hoca'nın da yolu açık olur. İnşallah gelecek yıllarda zaten dönecek. Yine Beşiktaş'a eminim çok daha iyi, daha hazırlanmış şekilde, her türlü zorluğun da altından kalkacak, psikolojik olarak da kendini hazırlayacak halde Beşiktaş'a dönecek. Peki. Sayın Seyit Ateş'te sohbetimizin sonuna geldik. Yabancı teknik direktörler de var. Hatta ağırlıklı olarak şu anda onlar düşünülüyor dediniz. O adaylar, evet, arasında Guti Hernandez var mı sizce? Ya Guti tabii, yani ismi hoş geliyor camiaya ama bence Guti yok, hayır. Guti yok. Peki. Evet. Cenk Tosun transferinde yenilen aşama nedir? Yeni bir herhangi bir sıkıntı yok. Cenk ikinci yarı Beşiktaş'ın formasını giyecek. Peki. Bütün haklarıyla mı geliyor? Evet. Bütün haklarıyla geliyor. Tamam. Sayın Seyit Ateş bu önemli bilgileri aktardı. Beşiktaş'ın eski yönetim kurulu üyesi. Çok teşekkür ederim katıldığınız ben için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. İyi günler. Sağ olun. Futbol. Dünyadan futbol. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasının ardından son 16 turunun kura çekimi gerçekleştirildi. İsviçre'nin Nyon kentinde yapıldığı kura çekimi ve son 16 turunda 4 İngiliz, 3 İspanyol, 2 Fransız, 2 İtalyan, 2 Portekiz ve birer Hollanda, Avusturya ve Alman ekibi yer aldı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 eşleşmelerini aktarıyorum sizlere. Benfica, Real Madrid'de eşleşti. Villarreal biliyorsunuz son Avrupa Ligi şampiyonu ve doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne katılmıştı. Rakibi Manchester City. Atletico Madrid en zor eşleşmeyi yaptı belki de. Bayern Münih Atletico Madrid'in rakibi oldu son 16 turunda. Salzburg flash bir sonuç almıştı grup aşamasında. Liverpool'la eşleşti. Inter Ajax eşleşmesi gerçekleşti. Biliyorsunuz Ajax Beşiktaş'ın grubundan lider olarak çıkmıştı ve Beşiktaş'ın grubundan çıkan bir diğer takım Sporting Lisbon'un rakibi ise Juventus oldu. Chelsea belki de son 16 turundaki yorumculara göre en kolay eşleşmeyi yaptı. Lille eşleşti. 3 tane Türk'ün oynadığı takım. Mustafa Kapı'yı da saymalıyız. 4 tane Türk var. Mustafa Kapı, Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı. Lille geçen sezonun Fransa şampiyonu ve son Şampiyonlar Ligi şampiyonu Chelsea'nin son 16 turunda rakibi oldu. Paris Saint-Germain, Manchester United, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo karşı karşıya gelecekler son 16 turunda. Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden takımlar son 16 turundaki ilk maçları 10-16 ve 22-23 Şubat günlerinde oynayacak. Rövanş müsabakaları ise 8-9 Mart ve 15-16 Mart günlerinde gerçekleştirilecek. Çeyrek final ve yarı final kuralları ise 18 Mart'ta çekilecek. Az önce söyledim, Cristiano Ronaldo ile Lionel Messi karşı karşıya gelecek. Bu kez Barcelona ve Real Madrid'de değil, Paris Saint-Germain ve Manchester United'da. UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Paris Saint-Germain Manchester United karşılaşması gerçekten büyük bir heyecana sahne olacak. Ve Portekiz yıldız, süper yıldız Cristiano Ronaldo'yla bana göre dünya futbol tarihinin en iyi futbolcusu gelmiş geçmiş Lionel Messi karşı karşıya gelecek. Cristiano Ronaldo'yla Lionel Messi en son Aralık 2020 yılında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında birbirlerine rakip olmuşlardı. Juventus'ta Ronaldo Camp Nou'da Barcelona'yı 3-0'lık skorla yenmeyi başardı. Ronaldo karşılaşmaya 2 gol atarak damga vurmuştu. Bugüne kadar bu ikili 6 kez karşı karşıya geldi. Messi 2 galibiyet elde etti bu maçlarda. 3 tane gol attı. Ronaldo'nun da yine 2 galibiyeti var ama gol sayısı bir eksik. 2 gol. Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçları 15-16, 22-23 Şubat. Rövanşları ise 8-9, 15-16 Mart 2002 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Futbol. Dünyadan futbol.
Beşiktaş'ta devam ediyoruz. Dün kazanılan 4-2'lik galibiyetten sonra elde edilen Kayserispor maçında elde edilen galibiyetten sonra bakalım Beşiktaş'ın başında sahaya çıkan teknik direktör olarak Önder Karaveli ne demiş? Eğer hücum ederken savunma pozisyonlarını doğru almazsanız, buna hazırlıklı olmazsanız kaybedilen topta atağı sonuçlandıramadığınızda o hızlı geçişler kalenizde tehlike yaratabilir. Ve ben etkili oynadığımız, golü bulacağımızı düşündüğümüz dakikalarda bir gol daha yediğimizi düşünüyorum. Fakat oyuncularımız yine reaksiyon gösterdiler. Bu da şöyle bir reaksiyondu, vazgeçmediler. Ve maçlar hakemin son düdüğüyle biter. Hakem son düdüğünü çalmadan hiçbir zaman bitmez. Ve o aralıkta ikinci golü yediğimiz an ile maçın bittiği son düdüğün çaldığı aralıkta harika bir reaksiyon vardı. Yapılan oyuncu değişikliği, Güven ve Oğuzhan değişikliği de bence oyunun hücum tarafını çok zenginleştirdi. Bunu aslında biraz daha erken planlamıştık bu değişikliği. Biraz daha erken yapmayı düşünüyorduk. Fakat akan oyunda orada rakibin alanında kalmamız, akan oyunda pozisyonlar bulmamız bu değişikliğimizi biraz geciktirdi. Golden sonra yaptık bu değişikliği. Golden önce aslında planladığımız bir şeydi, konuştuğumuz bir şeydi. Maç öncesi belirlediğimiz senaryolardan bir tanesiydi. Sahaya giren oyuncularımız da, bu iki oyuncumuz da hücum gücümüzü son derece arttırdı. Doğru hücumlar, doğru yerleşim, doğru pozisyonlar, doğru vuruşlar bize golleri getirdi. Bitirdiğimizde kazanan olmak, Beşiktaş'ın çok ihtiyacı olan o galibiyeti almak hepimizi çok mutlu etti. Oyuncularımızı son maçlarda seyrettiğimizde Beşiktaş oyunların ilk yarısında çok etkin ve etkili oyunlar oynamıştı. Sergen hocamızın da bulunduğu dönemde. Beşiktaş takımı zaten çıktığı bütün maçları kazanmak için sahaya çıkar. Yani oynadığı bütün maçları kazanmak için sahaya çıkar. Ve ben oynanan oyunların çok da böyle rakiplerden kötü olduğunu açıkçası kendi adıma düşünmüyorum. Hocamızla beraber olan oyunlar da son derece etkili ve iyi oyunlardı. Tek problem bence etkili oynadığımız bölümlerde golü bulamamaktı. Golü bulamadığınızda da bir süre sonra savunmada verdiğiniz bazı eksiklikler, bazı hatalar rakip takımın gol atmasına yol açabiliyor. Ben buna bağlıyorum. Böyle bir durumdu. Biz çok bir şey yaptık mı? Biz sadece kulübün bize verdiği görevle bütün U19 ekibi olarak, benimle beraber bütün ekibim olarak oyunculara sadece eşlik ettik. Onlarla beraber olduk. Yaptığımız aslında çok da fazla bir şey yok. Onlar bence bu galibiyetin başrolü onlar. Onlar bir sahaya çıktığında bir reaksiyon gösterdiler. Çünkü uzun zamandır kazanılamıyordu. Ve buna camianın çok ihtiyacı vardı. Buna takımın çok ihtiyacı vardı. Ve buna oyuncuların da çok ihtiyacı vardı. Ve bugün o gün oldu. Biz sadece onlara eşlik ettik. Hikmet hocamın neyi görüp bunu değerlendirdiğini ben bilmiyorum. Ama şunu çok net söyleyeyim size. Biz maçtan önce Oğuzhan'la maçın skoruna ve akışına göre 3-4 tane farklı durumlar konuştuk. Yani onu oyuna soktuğumuzda merkez orta sahada alabileceği pozisyonları söyledik. Hatta ikili ve üçlü orta saha olarak planladık. Oğuzhan da bu konuda son derece bize gösterdiği reaksiyon son derece iyiydi. Uzun zamandır oynamadığı için biraz böyle maçta rakibin fiziksel olarak biraz düşmesini bekledik Oğuzhan'ı sahaya sokmak için. Daha sıcak oyuncularla oynamayı tercih ettik. Bence bu söylenenin tam aksine Oğuzhan oyuna girerken ondan oyunla ilgili birkaç tane küçük istekte bulundum. Özellikle atak tarafını zenginleştirecek ve alacağı pozisyonlarla ilgili birkaç tane istekte bulundum. Bence bana harika bir reaksiyon gösterdi. Girmek istemeyen oyuncu değil, girdiğinde akışı değiştirecek oyuncunun yapacağı şeyleri sahaya yansıttı. Ben böyle olduğunu kendi adıma düşünmüyorum. Batshuayi ile ilgili kısma gelince Batshuayi çok uzun yıllar önce aslında ben Beşiktaş A takım oyuncu izleme departmanında çalışırken takip edip olumlu da düşüncelerimizin olduğunu ve ilettiğimiz bir oyuncuydu Batshuayi. Maçtan önce Batshuayi ile ilgili hani ona tekrar gollerini hatırlatmak için bir klip hazırlamalarını rica ettim analiz ekibimizden. Öyle hani çok fazla uzun bir şey olmasın. Ona tekrar gollerini ve sevinçlerini hatırlatalım dedik. Çok uzun süreli bir klip olmuştu. Onunla maçtan önce seyrettiğimizde artık yarıda kesmek zorunda kaldım. Bu gollerini seyretmek çok güzel ama maça da gitmemiz gerekiyor. Zamanımız az dedim. Bugün o gollerden bir veya birkaçını attığım ve sevindiğim bir gol olur demiştim. Ve bugün iki tane gol atarak bu kimliğine tekrar
büründü. Ben de sizin gibi düşünüyorum. Güven girdikten sonraki performansı konusunda. Güven orada koşularla ve biraz daha hareketlilikle Batshuayi için alanlar açtı. Rakip savunmayı bence yanıltıcı işler yaptı. Ve Batshuayi de bu fırsatları kullanıp harika vuruşlarla goller attı. Aynı şekilde Güven'in de bu skora ve oyuna katkısı Oğuzhan'la beraber bence harikaydı. Sosyal Bahsin tek adresi Tuttur'un sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Özgür Sancar, özel röportaj. Bugün özel röportaj bölümümüzde Sayın Mehmet Ekşi var. Biliyorsunuz Futbol Akademisi, Beşiktaş Futbol Akademisi Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu olarak görev yaptı. Önceki dönemlerde de görev yapıyor. Önceki dönemlerde de Beşiktaş altyapısında koordinatörlük görevini üstlenmişti. Futbolculuğunda Trabzonspor'un, Beşiktaş'ın formasını, değişik kulüplerimizin formasını başarıyla giydi. Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba Özgürcüğüm. Eksik olmayın katıldığınız için hocam. Estağfurullah, ne demek. Çok teşekkür ederim. Her şeyden önce başsağlığı diliyorum size. Babanızı kaybettiniz. Allah rahmet eylesin hocam. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Siz sağ olun. Acınızı paylaşıyorum. Eyvallah. Hocam dün başarılı bir sınav verdi öğrenciniz Önder Karaveli ki sizin döneminizde Beşiktaş altyapısına geldi antrenör olarak. Siz göreve tekrar geldikten sonra yeniden Beşiktaş'a döndü. Tabii bu başarı aynı zamanda sizin başarınız. Ben öyle düşünüyorum. Ne dersiniz? Estağfurullah. Tabii başarı Beşiktaş'ındır. Biz Beşiktaş'ın içerisinde kendi yeteneklerimizi daha üst noktalara taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz tabii. Önder Hoca da bizim önceki dönemde burada olduğum zaman benim öğrencimdi, antrenörümdü. Biz birlikte Serpil Hamdi Tüzün'le çalışmışız. Uzun yıllar hizmet ettik Beşiktaş'a, Türk futboluna. Yani o da genç bir arkadaşımız ama oldukça tecrübeli bilgilere sahip bir kardeşimiz. Hem kişilik olarak, hem karakter olarak, hem bilgi olarak, heyecanlı olarak çok iyi bir Beşiktaşlı. Allah da yardım etti. Bir refaha ulaştık biraz. Doğru. Bu galibiyete Beşiktaş'ın fazlasıyla ihtiyacı vardı. Çok ihtiyacımız vardı, evet. Hocam, eğer babanız vefat etmeseydi, böyle bir vefat haberi olmasaydı, bu maçta sahaya siz mi çıkacaktınız? Böyle bir plan mı vardı? Valla öyle bir planımız yoktu. Yani bizim artık ben bu saatten itibaren sadece oyuncu ve antrenör yetiştiriyorum. Onların abisi, kaptanı olarak, babası olarak ben artık kendimi Beşiktaş'ın gençlerine adadım. Tabii Beşiktaş'ta görev yapmak bizim için her zaman büyük şereftir. İhtiyaç olduğunda biz her zaman buradayız. Biz de kardeşimizi her türlü destekleriz. Genç arkadaşlarımızı öne sürmemiz lazım artık. Ben o görevi bir defa yaptım. Biliyorum. Bir daha inşallah genç arkadaşlarımız bizden öğrendikleriyle daha iyi yapacaklar. %100 hocam, sonraki yıllarda Önder Karaveli tek başına da teknik direktör olabilir ama bu dönem için sizin birlikte A takımda çalışma ihtimaliniz var mı? Yönetimle bunu görüştünüz mü? Ya da en azından bir fikir teatisi yapıldı mı bu konuda? Bu konuda ben söz söylemek istemem tabii yani. Biz Beşiktaş'ın neferiyiz. Ne zaman isterlerse o zaman geliriz. Ne zaman isterlerse o zaman gideriz. Doğru. Yönetim kurulunun kararıdır. Böyle bir görev karar alınırsa memnuniyetle tabii, bizim için şereftir. Ama onların kararını şu anda bilmiyorum. Bir şey de, benim bir şey söylemem de doğru olmaz aslında. Doğru. Yanılıyorsam lütfen siz düzeltin. Tigana görevden alındıktan sonra siz Beşiktaş teknik direktörü olarak sahaya çıktınız değil mi hocam? Ben Rıza Hoca Rıza Çalınbay'dan sonra, doğru. Sonra göreve geldim. Sonra bir yıl orada genel koordinatörlüğü, genel menajerlik yaptım. Sonra Tigana gelince ben genel menajerlik yaptım. Rıza ayrılınca bir 5 maçlık etapta teknik direktörlük yapmıştım. Sonra tekrar ben asıl yerim altyapıya döndüm. Doğru. O 5 maçlık süreçte de çok iyi sonuçlar elde etti Beşiktaş. Vallahi yani Beşiktaş zaten sürekli iyi sonuçlar elde ediyor. Benden değildir tabii yani. Beşiktaş geçen sene de kardeşimiz
bu takıma iki tane büyük şampiyonluk kazandırdı Sergen Yalçın. Beşiktaş'ta bu görevi yapacak işte görüyorsunuz. Önder geldi yapıyor, Sergen geldi yapıyor. Rızası, Samet'i, Şifosu, herkes yapıyor yani. Doğru. Beşiktaş'ta bu konuda büyük bir zenginlik var. Yöneticilerimiz ne uygun görürlerse biz onu her zaman uygular. Siz Sergen Yalçın Beşiktaş teknik direktörü olduğu zaman yine burada, bu radyoda canlı yayında şunu söylemiştiniz. Teknik direktörlüğü, teknik direktörlük kariyeri futbolculuğundan daha büyük olacak demiştiniz hocam. Valla üzgünüm Özgür. Yani ben tabii Sergen'in sonuçlara kurban edilmesi en son düşüneceğimiz şeylerdi. Doğrusu bu seneki böyle bir performansı bizi bırak Türkiye'de, dünyada hiç kimse böyle bir şey beklemiyordu. Gerçekten anlamadığımız olağanüstü şeyler oldu. Ama futbolda bunlar var biliyorsun. Doğru. Biz her zaman yaşadık. Sergen bu camianın evladı, buradan yetişmiş, toprağımızdan çıkmıştır. Biz her zaman buraya gelir gider. Yöneticilerimiz ne uygun görüyorsa ya da kendisi öyle uygun görmüşse doğrudur. Bize bu konuda söylenecek tek de laf düşmez yani. Peki. Hocam şu anda A takımda oynayan, altyapıdan yetişen ya da genç Can Bozdağ'ın da bunun içine katabiliriz. En çok gelişim gösteren, sizi en çok mutlu eden oyuncu hangisi? Valla yani şimdi bu dönemde bu kadar kaliteli oyuncular içerisinde bizim şu anda 3 tane 4 tane oyuncumuz oynuyor. Hı hı. Yani bizim zaten akademi olarak bu sayıyı süratle çoğaltmak. Neden? Çünkü geçmişte biz Trabzonspor'dan Beşiktaş'a transfer olduğumuzda Beşiktaş 15 yıl şampiyon olmamıştı. Evet. Serpil hocamızın kontrolünde biz o sene 7-8 tane genç oyuncuyla başladık. A takımda transferlerle genç oyuncular birleştik. Sonra ben hatırlıyorum 7 tane altyapı oyuncusunun ilk 11'de oynadığını ve biz o gençlerle 15 yıldan sonra şampiyon olduk. Dolayısıyla altyapıya dayanmak gerekiyor. Bunu anlatıyorsunuz. Hocam sizin tabii hedefleriniz vardı. Yani siz altyapının başına geçerken şu kadar sayıda şu süre içerisinde oyuncuyu A takıma kazandıracağız demiştiniz. Bu hedefler 3 aşağı 5 yukarı tutuyor mu hocam? Vallahi tutuyor. Hatta hedeflerimizi de geçeceğiz biz. Onu hedefliyoruz. Biraz fiziksel kalitemizi iyi hale getirdik mi? Gerçekten yani 7-8 kişi ilk 11'de oynayabilecek niteliğe gelecek yani. Serdar Saatçı nasıl? Vallahi Serdar müthiş oynuyor. Yani şimdi dışarıdan bir oyuncu izlese Vida mı Serdar, Serdar mı Vida bilmezdi ya. Anladım. Ondan daha baskın gözüküyor sahada. Yani öyle de demeyelim ama bizim oyuncularımız da şans verildiği zaman, imkan verildiği zaman kimseden bir eksikleri yok yani. Devre arasında bazı altyapı oyuncularını verecek misiniz A takıma? Var mı bizimle paylaşacağınız isimler? Şu anda isim söylemeyeyim. Biz zaten bu seneyi küçük oyuncularla başladık. Elimizde 1-2 yıl dursunlar diye. Tabii şu anda 4-5 tane proje oyuncumuz var. İsimlerini söylemeyeyim. Sağ olsun Sergen Hoca da bu konuda bize gerçekten çok büyük destek verdi. Çok büyük yardımlar yaptı. Hatta benim fitness salonumuz bu oyuncular gelip kullanabilir hocam dedi. Etrafına talimat verdi. Biz burada A takım nasılsa 19 takımını da burada aynı koşullarda istiyorum diye de söylenmeleri vardı yani. Peki. Hocam çok teşekkür ederim katıldınız. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere inşallah. Tekrar başınız sağ olsun. Acınızı paylaşıyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür. Görüşürüz. Sayın Mehmet Ekşi, Beşiktaş Futbol Akademisi Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu bizimle birlikteydi. Eğer görev verilirse elbette ki A takım düzeyinde daha önce çalıştık. Teknik direktörlük de yaptı. 5 maçlık bir süreçte Rıza Çalımay'ın ayrılığından Tigana'nın gelişine kadar uzanan ve Tigana geldikten sonra Fransız teknik direktörü de idari menajer olarak Beşiktaş'ta A takım düzeyinde görev yapmıştı. Yine verilirse görev kaçmayız.
göreve hazırız ama gençlerin önünü açmak gerekir dedi. Önder Karaveli'nin çok iyi bir başlangıç yaptığını söyledi. Bir kez daha hatırlatıyorum, bu özel röportajı Beşiktaş'ın Futbol Akademisi Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Mehmet Ekşi ile yaptık. Özgür Sancar, özel röportaj. Radyo Spor. Futbol, dünyadan futbol. Biliyorsunuz bugün kura çekimi yapıldı Şampiyonlar Ligi'nde, son 16 tur belli olmuştu. Az önce aktardım hangi takım hangi takımla eşleşti. Hatırlatacağım. UEFA Ligi'nde değişen statüye göre playoff maçı var. Yine Konferans Ligi içinde playoff var. Biliyorsunuz Konferans Ligi'nde grubu ikinci tamamlayanlarla Avrupa Ligi'nde grubu üçüncü tamamlayanlar baraj maçı oynayıp devam etme şansı arayacaklar. Aynı şey Avrupa Ligi için de geçerli. Konferans Ligi kurulduğu için bu sezon böyle bir değişiklik yapıldı statüde. Peki playoff turunda Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray doğrudan 16 turunda yer alacak ve bir sonraki ay Galatasaray'ın rakibi belli olacak. Peki playoff turunda hangi takımlar eşleşti? Sevilla, bu kupayı en çok kazanan İspanyol takımı. Bu kupayı en çok kazanan takım, sadece İspanyol takımı değil, en çok müzesine götüren takım. Dinamo Zagreb ile eşleşti. Atalanta Şampiyonlar Ligi'nden geldi. Biliyorsunuz Şampiyonlar Ligi'nden 8, Avrupa Ligi'nden de ikinci olan 8 takıma eşleşiyor playofflarda. Atalanta Şampiyonlar Ligi takımı olarak Olympiakos'la eşleşti. Leipzig'in rakibi Real Sociedad. Barcelona Napoli ile, ki esaslı bir eşleşme bence bu turun en zor eşleşmesi bu oldu. Barcelona Napoli eşleşmesi. Zenit St. Petersburg Real Betis ile eşleşti. Dortmund'un rakibi Glasgow Rangers. Şerif Tiraspol Şampiyonlar Ligi'nin sürpriz takımı Real Madrid'i yenmişlerdi biliyorsunuz grup maçında. Üçüncü olarak Avrupa Ligi'nde baraj oynama hakkı elde ettiler. Braga ile Portekiz temsilcisiyle eşleşti ve Porto-Lazio eşleşmesi gerçekleşti. Lazio da Galatasaray'ın arkasından grubu ikinci tamamlamıştı. Futbol, dünyadan futbol. Dün Madrid'de bir derbi vardı. Kazanan taraf ev sahibi. Real Madrid'de 2-0'lık skorla. Maçın detaylarını paylaşırım birazdan sizlerle ama Şampiyonlar Ligi kurası çekilirken bir skandal olduğundan bahsediliyor. Neymiş bu skandal? Hep birlikte bakalım. UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi son 16 turu kurasında yaşanan Manchester United olayı hakkında soruşturma başlatıldı. Villarreal'in eşleşebileceği takımların kura torbasına yanlışlıkla Manchester United eklendi ve İspanyol ekibinin rakibi olarak çekildi. İki takım aynı grupta yer aldıklarından bu kura gerçekleşmedi. Kura torbası yeniden karıştırıldı ve Villarreal'in rakibi bu kez Manchester City oldu. Daha sonrasında Atletico Madrid'in rakiplerinin belirleneceği kura torbasına Manchester United'in katılamadığı görüldü. Bu durum Atletico Madrid'in çekebileceği rakipler arasında Manchester United'in yer almamasına sebebiyet verdi. Keşke yer alsaydı. Atletico Madrid Bayern Münih ile eşleşti. Çok daha zor bir eşleşme oldu. ESPN'e göre UEFA kura çekiminin tekrarlanmasını fikrini kabul etmeye yakın. Yani bu kura çekimi iptal olabilir. Son 16 turunda az önce eşleşmeleri aktarmıştım Şampiyonlar Ligi'nde ama bunlar geçersiz olabilir. UEFA bu skandal niteliğindeki hata sebebiyle kurayı tekrarlayabilir. Bakalım gelişmeler neyi gösterecek bize? Bunu hep birlikte göreceğiz. Değerli dinleyiciler, Trabzonspor Antalya Spor deplasmanından 2-1'lik mağlubiyette ayrıldı. Trabzonspor geride kalan 16 haftada sadece bir kez mağlup oldu. Çünkü uzun süredir de mağlup olmuyordu. Hem iç saha hem dış saha bir namağlup serisi vardı. Bu da bozulmuş oldu ama elbette ki bu uzun serüvende mağlup olmamak, puan kaybetmemek imkansız. Trabzonspor hala en istikrarlı, planları doğrultusunda en tutarlı kulüp olarak yoluna devam ediyor. 39 puanla liderlik koltuğunda. Haftanın açılış maçı İzmir'deydi. Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu ilk kez bir maça sahne oldu. Yapıldıktan sonra ilk kez bir maça sahne oldu ve Altay ev sahibi unvanıyla teknik direktör Mustafa Denizli'nin ismi verilen statta galibiyet elde etmek istiyordu ama Atakaş Hatayspor gerçekten bu sene çok iyi. Belli maçları dışarıda bırakırsak, dışarı koyarsak Atakaş Hatayspor çok istikrarlı. Özellikle ön bölgeyi, 3. bölgeyi çok iyi kullanan, efektif kullanan bir takım olarak ön plana çıkıyor ve haklı bir galibiyet elde etti İzmir deplasmanında. Altay'ı 2-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı. Fatih Karagümrük'te düşüş devam ediyor. Karagümrük'te Farioli ile yollar ayrıldı. Bir anda Fenerbahçe'nin, bir anda Beşiktaş'ın gündeminde Deniz Farioli
Karagümrük'le yolları ayrılan bir teknik direktör olarak haberlere konu oldu ve Volkan Demirel'in Karagümrük'ün yeni teknik direktör olabileceği yönünde iddialar var. Karagümrük İstanbul'da Konyaspor'a 4-1 mağlup oldu. Böylece Konyaspor 30 puana ulaştı ve Trabzonspor'la arasındaki puan farkını da 9'a indirmiş oldu. Çaykur bir galibiyet daha elde etti. Göztepe'yi 3-1 mağlup etti. Antalya Spor Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti. Adana Demirspor son dakikada gelen golle Giresunspor karşısında 1-0'lık galibiyet elde ederek 3 puana ulaştı. Malatya Spor evinde Alanya Spor'u ağırlamıştı. Tam 8 gol oldu bu karşılaşmada ve kazanan konuk takımdı. 6-2'lik skorla Malatya Spor'u deplasmanda mağlup etti Alanya Spor ve dünün son maçında Beşiktaş Dolmabahçe'de Kayseri Spor'u 4-2'lik skorla mağlup etmeyi başardı. Süper Lig'de 16. hafta bugün oynanacak. 18'deki Sivas Spor Galatasaray ve 20.30'daki Gaziantep Futbol Kulübü Fenerbahçe maçıyla sona erecek. Sosyal Bahsin tek adresi Tuttur'un sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Yap bir kupon oyna Tuttur, oyna hep oyna kuponu Tuttur. Bir kez daha hatırlatmakta fayda var. Şampiyonlar Ligi'nde son 16 tur kuralları çekildi ancak ertelenme olasılığı var. Çünkü skandal olarak nitelendirilen bir hatadan bahsediliyor. Bir kez daha hatırlatıyorum sizlere. UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 tur kura çekiminde yapılan hata tekrardan kuranın çekilmesine sebebiyet verecek. İlk turda aynı grupta mücadele eden Villarreal ile Manchester United kura çekiminde yanlışlıkla aynı torbada yer aldı. Almaması lazımdı. Çünkü zaten bunlar grup aşamasında rakip olmuşlardı. UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 tur karşısında kurasında yaşanan Manchester United olayı hakkında soruşturma başlatıldı. Anında soruşturmanın ardından UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekiminin tekrarlanacağını açıkladı. Kesin karar şimdi geldi. Kura çekimi Türkiye saatiyle 17'de yeniden yapılacak. Yani Atletico Madrid, Barcelona, Chelsea, Lille, işte Paris Saint-Germain, Manchester United eşleşmeleri bütün bunları unutuyoruz. Unuttuk, yeniden çekilecek. Bakalım kim kime düşecek. Bunu hep birlikte göreceğiz. Peki nedeni neydi? Villarreal'in eşleşebileceği takımların kura torbasına yanlışlıkla Manchester United eklenmiş ve İspanyol ekibinin rakibi olarak ortaya çıktı United. İki takım aynı grupta yer aldıklarından bu kura gerçekleşmedi. Kura torbası yeniden karıştırıldı ve Villarreal'in rakibi bu kez Manchester City oldu. Yani bir hata bir başka hatayı beraberinde getirdi. Karma karışık bir durum ortaya çıktı. Sonrasında Atletico Madrid'in rakiplerinin belirleneceği kura torbasına Manchester United'in katılamadığı görüldü. Bu durum Atletico Madrid'in çekebileceği rakipler arasında United'in yer almamasına sebebiyet verdi. Hemen soruşturma başlatıldı. Soruşturma sonrasında da neticelendirildi soruşturma ve sonrasında da bir karar verildi. Kura yeniden çekilecek saat 17 itibariyle Türkiye saatiyle 17'de. Radyo Spor bunun bütün detaylarını ki benim programıma denk geliyor kura çekimi. Süremiz el verdiğince son 16 tur eşleşmelerini hep birlikte burada değerlendireceğiz. Ben de sizlere bilgileri orada konuşulanları aktaracağım. Teknik direktör Erdal İşgar bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Özgür. İyi yayınlar, kolay gelsin. Sağ olun hocam. Ne diyorsunuz bu işe? Valla işte en üst seviyede bir organizasyonda bile böyle bir hatalar olabiliyor. Tabii olmaması lazım ama artık yapacak bir şey yok. Çok konuşulacak, çok tartışılacak daha sonraki günlerde bir olay. Ama artık yapılacak bir şey yok. 17 tekrar çekilecek herhalde kuralım. Hocam bir şey söyleyeceğim. Zaten bu sıcak top, soğuk top komplo teorileri vardı ya da teoriler vardı bilmiyorum. Yani bu kura çekimlerinde UEFA yetkililerinin numara yaptıkları, belli takımları, güçsüz takımları ya da lobisi az takımları güçlü takımlarla eşleştirerek final aşamasına ileri turlara bütçesi büyük, ünlü takımların gitmesini sağladıkları yönünde bir iddia vardı. Bu evet. Skandal olarak nitelendirilen hata bu iddiayı güçlendiren bir emare mi sizce? Ne dersiniz? Kesinlikle zaten o şekilde Özgür. Dediğim gibi çok konuşulacak. Şimdi kurallar çekildi. Tekrar çekilecek. Aynı eşleşmeler büyük ihtimalle olmayacak. Evet. Bundan sonra gerçekten çok konuşulacak bir olay ama gerçekten büyük skandal yani. En üst seviyede böyle bir şeyin olması gerçekten çok konuşulacak. Çok yıpratılacak bir şey bu UEFA'yı. Doğru. Zaten bu konuda insanların kafasında bir tereddüt vardı, bir istifam vardı. Bunu güçlendirmiş oldu bu olay. Tabii. Dün Madrid derbisini izlediniz mi hocam? Real Madrid Atletico'yu 2-0 mağlup etti. Vallahi onu izleyemedim. Bir arkadaşım düğününe katıldım. Sonra özetleri izledim. Ha, doğrudur. Nasıl gördünüz özetlerde? Vallahi özetlerde işte çok enteresan bir maç oldu. Yani tam da
bir iki dakikasını izleyebilirim. Tam da fikir sahibi olamadım tam maçla ilgili. Doğru. Yani çok detaylı bir şekilde maçın şeyini anlatamayacağım Özgür. Yani tam doğru, böyle doğru. Geniş kapsamlı bir şeyler söyleyemeyeceğim. Şu var hocam, bitirici özelliği daha fazla olan oyunculara sahip. Onların başında da Karim Benzema geliyor Real Madrid'de. Çok düzgün evet. Gol vuruşları var. Sakat diyorlar. Sakat sakat çıkıp oynuyor. Yani enteresan bir şey. Yani çok kendine bakan, çok iyi çalışan, müthiş disipline sahip olan bir futbolcu olmadığını çok iyi biliyorum ama ona rağmen demek ki Allah vergisi yetenekleri ön plana çıkıyor ve Real Madrid'de yıllardır, 10 yılı geçti galiba, oynuyor ve tabii değişmeyen bir oyuncu. Dün yine çok düzgün bir vuruş yaptı. Aslında Atletico Madrid daha agresif kanatları kullanmaya çalışan bir takım olarak ön plana çıktı ama Real Madrid hiç oynamıyor derken gelip gol atabilen bir takım. Ancelotti ile özellikle bunu yapıyor. Yani Zidane döneminde 3. bölgeyi çok daha iyi kullanarak efektif, yani 5 saniyelik 7 saniyelik zaman aralıklarında orta sahadan kaleye inen hızlı hücum anlayışına sahiplerdi. Ama şimdi böyle durarak vesaire pas trafiğiyle rakibi uyutuyor. Ve Atletico 4-5 tane yan top organizasyonu yapmaya çalışırken ilk yan topta çok düzgün bir orta yaptı Alaba galiba, ya da Vinicius, bilemiyorum, hatırlayamıyorum. Benzema'da harika bir vuruşta gol attı. Yani çok tehlikeli bir rakip oldu Ancelotti ile birlikte Real Madrid bence herkes için. Doğru. Öyle. Hocam ne dersiniz, bu akşam Fenerbahçe'yi Gaziantep deplasmanında nasıl bir maç bekliyor? Atın çok zor bir maç bekliyor. Şöyle Özgür, Gaziantep'e baktığımız zaman sanıyorum 18 puanı var. Bunların 17 puanını kendi sahasında almış. Yani 5 galibiyet var. 5'ini kendi sahasında almış. Trabzon'un puan kaybetmesinden sonra artık Fenerbahçe için tabii çok önemli bir duruma geldi maç. Yani 9 puanı indirdiği zaman en azından 4 maç var. Yani ikinci yarıda başlarken işte 7-8 puan, 6 puan gibi düşünecek olursak Fenerbahçe'yi, bu maçı mutlaka kazanması lazım. Tabii Erol Bulut'a Gökhan'da Fenerbahçe'ye çalıştı. Fenerbahçe'yi iyi bilen bir teknik adam. Ama içeride tabii baktığımız zaman galibiyetleri olan bir takım. Ama bana göre Fenerbahçe bu maçı alacak. Yani artık 9 puanı indirmek zorunda. Eğer şampiyonluğa düşünmek istiyorsa, tekrar Trabzon böyle arkasında hissettirmek istiyorsa bence bu maçı alır diye düşünüyorum. Ama kendi sahasında da Antep çok iyi takım. Tüm puanlarını burada aldı. Yine de çok zor maç olur diye düşünüyorum ben. Hı hı. Saat 20.30'da başlayacak bu karşılaşma. Berketi, Seren, Kim, Zalai, Ferdi, Zayç, Gustavo, Osayi, Rossi, Mesut, Serdar. Hocam şimdi bu 11'e baktığımızda Tisseren, Kim, Zalai, yine 3 tane stoperin sahaya çıkacağını görüyoruz ama bu hoca, yani Pereira bazen değiştiriyor. Belki dış faktörler, işte kulüp başkanı Ali Koç'un açıklaması, bilmiyorum. Derbide 4 tane oyuncuyla savunmada başladı. Acaba birazcık daha rakibin niteliğine göre mi düşünmeye başladı kurguyu yaparken? Ne dersiniz? Ama Özgür baktığımız zaman yani üçlü de oynasa, dörtlü de oynasa savunma, bak Fenerbahçe'nin isteği, arzusu, kenetlenmesi, birlik, beraberliği önemli. Bazen bakıyoruz üçlü oynadığı zamanlarda da iyi oynadı zaman zaman. Dörtlü oynadığı zaman da oynadı. Ya yani bana göre artık üçlü defanstan, dörtlü defanstan ziyade, savunmadan ziyade takımın göstereceği tepki, performans, bir araya gelmek, oyuncuların performansını arttırması, birlik, beraberlik, özellikle Mesut Özil ile mesela. Artık Mesut Özil'in bir anda yani 3-2 donası 4-2 donası 4 maçta Özgür takımın toplayıp, kardeşim biz bundan sonra 4 maçı kazanalım, devreye girelim. Yani böyle bir motivasyona ihtiyacı var. Mesela şeyden ziyade, 3-2'den 4-2'den ziyade takımın büyük bir beraberlik içine girip bir tepki vermesi lazım. Onu da Mesut Özil yapabilir takımda. Şu anda yani oynuyor, onları herkes bir kenara bırakıp şu kalan 4 maçta 12 puan yapıp Trabzon'la puan kaybetmesiyle beraber işte ikinci yarı 6 puan, 7 puan, 8 puan girerek bunları düşünmesi lazım. Yani artık taktikten ziyade son 4 maç tamamen oyuncuların göstereceği, bana göre performansa bağlı. Özellikle Mesut Özil'in liderliğinde son 4 hafta diye düşünüyorum Özgür. Mesut Özil bugün belirleyici oyuncu olur mu sizce? Olması lazım. Yani şunu yapması lazım Özgür. Yani oynar oynayamaz ayrı bir şey. Ama takımın içinde artık lider gibi oynasa da oynamasa da arkadaşları motive edip onları hazırlayan, hocanın bir yardımcı antrenör gibi yanında olan, motive eden bir oyuncu olması lazım ki takıma katkı sağlasın. Bazen oynayarak katkı sağlasın, bazen oynamayarak. Oynasa da oynamasa da bana göre bunu yapmasın. Bir kaptan olarak, bir lider olarak takımı son 4 haftaya bana göre mesela çok büyük görevler düşüyor. Teknik adamın yanında bir yardımcı antrenör gibi, hocanın böyle sağ kolu gibi davranması lazım ki özellikle bu Antep maçıyla işte ondan sonra derbi var son 4 maçta. 12 puan alırsa bana göre Trabzon'da puan kaybetmesi halinde ikinci yere biraz daha umutla bakar. Ama bugün puan kaybı neticesinde taraftarın da bugün büyük beklentisi var.
puan kaybı neticesinde hem taraftar üzecektir, hem işte yönetimde, hem teknik adamda, hem oyuncular arasında bir sıkıntı olabilir. Ama aldığı zaman da biraz daha hem özgüven olarak, hem moral olarak, hem puan 9 puana indirecek. Bundan sonraki kalan ondan sonraki 3 haftaya daha mahalle bakabilir diye düşünüyorum ben. Hocam sizden izin istiyorum, at yarışı ardından devam edeceğiz. Sosyal bahsin tek adresi Tuttur'un sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Yap bir kupon oyna Tuttur, oyna hep oyna kuponu Tuttur. Sayın Erdal Işıkar bir kez daha bizimle birlikte. Hocam tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk, tekrar özgürüz. İyi yayınlar. Sağ olun hocam. Galatasaray'da Sivas Spor deplasmanında olacak. Bana göre Galatasaray'ın en zor deplasman maçı. Ne dersiniz? Nasıl bir maç bekliyor Galatasaray'ı? Özgür, kesinlikle en zor maçı. Çünkü Galatasaray'a baktığımız zaman, geldiği zaman öyle veya 13 puanı indirecek. Ama Sivas Spor'a baktığımız zaman son 2 haftada müthiş. Kendi sahasında Atay Spor'u 4-0 yendi. Alanya'yı da deplasmanı 1-0. Son 2 haftada müthiş bir Sivas Spor var. Hem takım halinde hem bireysel olarak artan bir performansı var. Eğer Galatasaray bu maçı alırsa ilk en azından biraz daha az da olsa ümidini devam ettirmiş olacak. Ama şu var Özgür, bir de Sivas Spor'un baktığımız zaman mesela 8 maç içeride 2 tane galibiyeti var. Yani beraberliği daha fazla. Böyle beraberlik gibi kokan bir maçı ama biraz daha son haftaya formuna baktığımız zaman herhalde Sivas Spor biraz daha şanslı gözüküyor. Ama Sivas Spor dediğim gibi en büyük dezavantajı ilk sene 8 maçta 2 tane galibiyeti var. Ama Galatasaray tabii şu anda Avrupa Kupası'ndan geldi. Moralli, istekli. Ama ligi bir avara göre Fatih Terim de açıklamada belki tam net şey yapmasa bile ligi biraz ikinci planı alsa da, ama bu hafta belki de dönüm maçı olacak. Yani en azından devam mı tamam mı maçı gibi maç olacak. Eğer kaybederse ya puan kaybederse ligi tamamen bırakıp Avrupa'ya odaklanmış olacaklar. O maçı da çok önemli maç. Bana göre bu akşam gerçekten haftanın önemli maçlarından biri olacak Sivas'ta. Tamam, ama şartları da önemli. İki takımda ben başarılar diliyorum ama beraberler yakın bir maç gibi görüyorum ben maçı. Hocam yani bu mantıklı mı? Avrupa Ligi'ne kanalize olmak, ki son 16 turunda belki de Şampiyonlar Ligi'nden gelen takımlarla eşleşecekler. Bence playoff turunu Şampiyonlar Ligi takımları geçer büyük olasılıkta. Yani en azından ağırlıklı olarak. Elbette ki 2000'de gerçekleştirdiği başarıyı Galatasaray bir kez daha gerçekleştirsin ve Avrupa Ligi şampiyonu olsun. Ülkemiz adına büyük bir gurur ve Galatasaray doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne gitme hakkı elde edecek. Bildiğim kadarıyla. Ama yani Türkiye Ligi şampiyonu olursanız doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne gidemiyorsun, ama Türkiye Ligi şampiyonu olmak hem para açısından hem doğru pek çok ve daha yüksek bir olasılık, yani Avrupa Ligi'nde şampiyon olmaktan, çünkü orada standardı yüksek güçlü takımlarla karşılaşıyorsunuz ve doğru, ama iki tarafta gitmek motivasyon açısından daha iyi değil mi hocam? O yüzden daha iyi, ama şöyle Özgür, mesela şimdi baktığın zaman Beşiktaş'ta mesela hem ligden koptu gibi hem Avrupa'dan koptu şu anda, ama elindeyiz zaman Beşiktaş'ın, Galatasaray'ın Avrupa Ligi var ve Fatih Terim bu sene çok motive olmuş durumda. Yani o UEFA Kupası'nın şampiyon olduğu sene kadar Fatih Terim bakışlarından, ruhundan vücut ki onu anlıyorum. Fatih Terim şu an oraya kenetlenmiş durumda. Yani ligi belki söylemese de benim kendi fikrim ikinci plana atmış durumda. Daha çok böyle işte 16'ya kaldı, artık buradan ben yürürüm. Bu sene artık hedefi bana göre Fatih Terim mi? Yani Fatih Terim böyle düşündüğü zaman camiada oyuncular bir şekilde bunu istediyorlar. İstedikleri zaman da ligde de baktığımız zaman çok da geride puan olarak. Belki çok doğru değil ama şu anda oraya konsantre olmuş durumda. Özellikle Fatih Terim, ben öyle düşünüyorum Özgür. Peki. Bakalım bu akşam nasıl bir maç olacak? Sivas Spor adına nasıl bir değerlendirme yapacaksınız hocam? Dediğim gibi Sivas son 2 haftada gerçekten müthiş 2 tane takımı yendi. Yani bir tanesi Atay Spor 4-0 içeride çok önemli bir skor aldı. Geçen haftada Alanya'yı deplasmanla 1-0 yendi. Performansı artan hem takım halinde hem Rıza Hoca'nın da performansı şu anda zaten sürekli iyi, ama 2 haftada daha iyi. Oyuncuların bireysel performansları da şu anda bu durumu tam üstün üzerine bir takımlar. Bir de şu gerçekten 19 puanı var. Göztepe'nin 14 puanı var. 5 puan gibi aşağıda bir sıkıntıları var. Yani 5 puanlık fark var. Bu aşağılardan bir an önce onlar da sıyrılmak istiyor. Yani böyle işte 7. 8. sıra bir şekilde kendini atmak istiyorlar. O maçıdan da Rıza Hacı gerek Sivas takım maçı kazanıp altlardan iyice tamamen kopmak isteyeceklerdir. Ama ben çok keyifli, zevkli bir maç bekliyorum. Ama benim kişisel görüşüm beraberler daha yakın bir maç. Beraberliğe daha yakın bir maç. Evet, evet. Diğer tarafta Gaziantep deplasmanında Fenerbahçe'yi avantajlı görüyorsunuz galiba. Evet. Hocam evet. Çok teşekkür ederim. Var mı ekleyeceğiniz son bir şey? Ben teşekkür ederim Özgür. İyi yayınlar. Bir de Özgür Beşiktaş'la ilgili fikrimi söylemek istiyorum. Buyurun tabii. Buyurun. Şeyle ilgili. Yani benim görüşüm
bugün ne olacak? Ben kendi görüşüm tabii bilemem içerisini. Ben de ilk yarı sonuna kadar önden önce ben devam ettiklerini düşünüyorum. Zamanı yayarak. Çünkü puan olarak geriye düştüler. Yani çok aceleye getirip bir teknik adamla ben anlaştıklarını zannetmiyorum. Son 4 haftada Beşiktaş'ın ihtiyacı olan zaten Sergen Yalçın'dan sonra ihtiyacı olan şey oyuncular bir yetişimdi. Şu anda önden önce yetişimi sağlamış durumda. Bence ilk yarı sonuna kadar önden önce devam edip devre arasında yakın bir zamanda veya devre arasında bir teknik adamla ilgili bir karar alacaklar diye düşünüyorum ben. Bakalım Beşiktaş'ın kararı ne yönde olacak? Son derece mantıklı bence de hocam. Ben de öyle olması gerektiği kanaatindeyim. Ayrıca baktınız ilk yarıda derbi var haftaya, pazar günü Fenerbahçe derbisi. Sonuçlar iyi ve futbol takım olarak Beşiktaş ve bireysel performans açısından yukarıya çıkıyor. Niye bütün sezonu devam etmesin ya da teknik direktör olarak devam etmesin, öyle mi hocam? Futbolda Özgür, bunlar var. Zaten baktığımız zaman Sergen Yalçın son zamanlarda futbolcular, oyuncular iletişim kopukluğu vardı. Yani artık Sergen Yalçın... Özellikle hangi oyuncularla vardı hocam? Hissettiğiniz ne? Yani ben büyük bölümünde vardı. Çünkü artık Sergen Yalçın iki tane kupayı aldıktan sonra bana göre biraz artık bu senede mücadele bırakmış, pes etmiş, kafasını da bitirmiş, mücadele gücü yüksek olmayan, geçen sene müthiş mücadele vardı. İki tane kupayı aldı. Ama bu sene artık kafasında böyle Beşiktaş'ı bitirmiş gibiydi. Ha, bundan sonraki yıllar yine gelir. Ben çok zamanda yerinde bir hamleyle tam zamanda bıraktı. Ama Öndür Hoca ile beraber en büyük eksik olan şey iletişim. Mesela Batşehir'e gitmişler, işte eski golleri seyrettirmişler. Oğuzhan'la görüşmüş, diğer oyuncularla bir görüşmeli. Bir iletişimler, bir dokunmalarla baktıksa daha etekli, daha arzulu, daha iyi bir Beşiktaş vardı. Öndür Hoca bunu sağlamış. 3-4 hafta bana göre bu şekilde gitmiş. Zaten psikolojik anlamda Beşiktaş'ın iletişimi vardı. Öndür Hoca bunu sağlıyor. Yani zaten bu sene artık gitmiş. Çok da acil, acil bir kararla böyle 1-2 haftada bir çabuk bir hocalı getirmenin de bir anlamı. Bu zamanla yayılabilir. İlk kez zaten 4 maç kaldı. Devre arası beklenebilir. O da daha sağlıklı bir karar alınabilir. Veya yabancı bir hoca gelirse de bence mutlaka Önder Hoca'yı da oraya monte etmek lazım. Yani psikolojik anlamda yardımcı Türk futbolcuları tanıyan bir Türk yerli antrenör anlamında oraya da motive edilebilir. Ama bence benim kendi fikrim devre arasına kadar Önder Hoca'yla gidilmeli diye düşünüyorum ben. Hocam ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Kolay gelsin. İyi çalışmalar. Teknik direktör Erdal Işıkar bizimle birlikteydi. Sosyal Bahsin tek adresi Tuttur'un sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Galatasaray bölümümüzdeyiz. Çok sevdiğim, bilgisine ve işine güvendiğim arkadaşım Serhan Türk bizimle birlikte yıllardır Galatasaray'ı takip ediyor. Demirören Haber Ajansı'nda yazıyor. Serhan hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk Özgür, iyi yayınlar dilerim. İyi çalışmalar dilerim. Sivas'tasın galiba değil mi Serhan? Yok, Sivas'a gitmedim de. Bizim buradaki işler çok yoğundu. Doğrudur. Sivas deplasmanına gidemedim. Çünkü biz Roma deplasmanına biraz kırgınlık hissettik. Ondan sonra gitmedik. Geçmiş olsun. Serhan, şimdi görüntüler ortaya çıktı. Futbolcuları uçağa taşıyan otobüste Apron'da çok dökmüş Galatasaray futbolcuları. Bütün futbolcular arada başta olmak üzere. Fatih Hoca da ona eşlik ediyor. Müthiş bir coşku. Takımdaşlık duygusunun yükseldiği bir momentum anı yaşamışlar orada. Sen izledin mi görüntüleri? Nasıl yorumladın? Evet, izledim. Gerçekten öyle bir andı. Çünkü biliyorsun hem Türkiye'mizin gururu hem de Avrupa'da muhteşem işe yapılan Galatasaray. Avrupa'da adını duyurmaya da devam ediyor. Oradaki başarı küçümsenemeyecek bir başarı ve azımsanamayacak bir başarı. Gerçekten çok büyük başarı. Hem grup lideri oluyorsun, grup lideriyle beraber namalip oluyorsun. Ve Şampiyonlar Ligi olan bir gruptan çok büyük bir şekilde çıkıyorsun. Bunlar tabii ki bir artı. Bununla da coşkuyla desteklenmesi de gerçekten güzel görüntüler oluşturdu bizim için. Bu sene Galatasaray Avrupa'da yüzümüzü güldürürken liglere çok fazla bekleyeni veremedim artık. Peki bu akşamki maçla ilgili beklentin nedir? Evet Özgür, aslında Trabzonspor'un puan kaybetmesiyle beraber büyük üç büyükler diye adettiğimiz Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'ın iştahını açtı diyebiliriz. İştah açılanlardan birisi de tabii ki Galatasaray. Ama Sivas karşılaşması gerçekten çok değerli. Çünkü Sivas son haftalarda kendi evinde çok fazla hiç gol yemiyor ve adeta puanlar üstüne puanlar alıyor. Galatasaray'da bir seri yakalaması lazım. En azından ligdeki bu basiretsiz durumu ortadan kaldırması açısından çok önemli bir maça çıkacak. Ama Galatasaray'ın tabii ki artısı ne? Gençlerden oluşan bir takım.
iyi bir gelecek var eden bir takım. Avrupa'da muhteşem işler yapan bir takım. Artık bahane olmayacak şekilde maç trafiği çok fazla konuşulmayacak döneme girmesiyle beraber Mart ayına kadar Türkiye Kupası haricinde çok fazla bir maç trafiği oynamayacak bir hastaneden bahsediyoruz. Bu açıdan her şey istenilen şekilde devam ediyor. Ama hani şeytanın bacağı kırılsın mı dediğinden bir laf var biliyorsun. Bu maç gerçekten ölü bir maç. Eğer Galatasaray-Sivas karşılaşmasını geçtiği takdirde bir seri yakalamak isteyecek. Ama seri yakalamadan önce zorlu bir deplasman olan Sivasspor deplasmanından puan tutmayarak puan da çıkarmak istiyor. Fatih Terim'in olmaması dezavantajı olsa da en azından Fatih Terim sistemini hocalar uygulamaya çalışacak. Galatasaray defans bloğunda çok fazla bir sıkıntı yaşamıyor. Özellikle Marco'nun son haftalardaki performansı, ki artık son haftalar demiyoruz, sezon başından beri performansı gerçekten muhteşem işler yapıyor. Hem oynuyor, hem oynatıyor, hem de kaleci çok büyük güven sağlıyor Mustafa olduğu bölgede. Nelson'un da Marco'ya eşlik etmesiyle beraber ilk 11'deki direkt banka yazacağımız futbolcular seviyesine geliyor. Galatasaray Sivas deplasmanında beklenen galibiyet arkasından seri bir maç takvimi yakalamak istiyor. Şimdi Marco'nun bir sakatlığından bahsedilmişti ama oraya götürüldü. Oynayacak değil mi? Oynamasında bir problem yok. Evet, Marco özellikle biliyorsun Lazio maçı öncesinde ısınma bölümünde sol katık adüktör diyoruz ona. Adile grubunda ağır hissederek ısınmayı yerde bırakan Marco. Daha sonrasında karşılaşmaya çıkmıştı ve 90 dakika görev almıştı. Tabii ki maç saatini beklemek lazım Marco'nun durumu için, ama eğer Fatih Terim Marco'yu oraya götürüp önemli bir karşılaşma öncesi değil. Ligde Galatasaray'ın artık lige asılması lazım dönemde, Marco'ya çok ihtiyacı olduğu dönemde, ben Marco'yu iyi kullanacağını düşünüyorum. Ama yine de bir parantez içinde Luyendama'yı da maça yazıyorum ben. Ha, Luyendama'yı da oynatabilir. Bakalım. Tercihi ne yönde olacak Fatih Terim? Bu arada Galatasaray'da otelden çıkıyor, stadyuma doğru hareket edecek Sivas'ta. 11 ile evet, ilgili, ha, 11 ile ilgili beklenti nedir ya da belli oldu mu 11? Bir 15 dakika sonra belli olacak Galatasaray'ın 11'i. Tabii ki Galatasaray'ın defans bloğu artık ezberledi bütün taraftarlar ve camiye. Kalede Mustafa, geri dörtlüğü Yedin, Nelson, Marco ya da Andrew'ndama, Varanov. Önlerinde sayılan Berkan ve üçüncü ismi herkes Çıkıldağ'ı beklerken ben Sevgili oynatabileceğini düşünebiliyorum. Çünkü Çıkıldağ'da biliyorsun bir pozitif testi vardı. Pozitif testinin sonucunda bir pozitif vakası, COVID vakasından belasından kurtulan bir Çıkıldağ'ı. Bir anda ben Fatih Terim'i oynatacağını düşünmüyorum. Oynatsa da sürpriz olmaz. Orada ben Sevgili parantez içinde bir Çıkıldağ'ı koyuyorum. Sağ tarafta Halil Yarım Borutan, sol tarafta Kerem ve Forvet'e artık Cagney'i izleyeceğiz diye düşünüyorum. Sevgili Serhan, bireysel performanslarında yukarı çıktığını görüyoruz Galatasaray'da. Marco maçın en iyisiydi Lazio'da, Roma'da. Daha önce de haftanın 11'ine seçilmişti Avrupa Ligi'nde. Kerem Aktürkoğlu yine öyle. Mustera performansı her ne kadar bu sezon eleştirilse de Avrupa Ligi'nde sürekli yukarı taşıyor. Kerem'le ilgili transfer haberleri zaten vardı. Bugün Atletico Madrid'in de onu almak adına 14 milyon euroluk bir bütçe hazırladığından bahsediliyor. Bu konuda sana gelen bilgi ne yönde? Yok, şu an için resmi bir teklif gelmedi. Ama tabii ki bu piyasaları sen daha iyi bilirsin. Özellikle İspanya piyasası senin çok hakim olduğun bir yer. Ama Galatasaray'a gelen resmi teklif yok. Ama şurada bir gerçek. Galatasaray şu an futbolcu satmak değil, futbolcuyu da almak istiyor. Çünkü UEFA Avrupa Ligi'nde Fatih Terim ve Galatasaray'ın amacı şu an finale kadar gitmek. Finale gitmek noktasındaki 5 maçlı periyotta iyi şeyler yapmak istiyor. Bu nedenle kadroda önemli olan futbolcuları satmak yerine önemli olan futbolcuların yanına böyle bireysel yeteneği daha kuvvetli olabilecek lider özelliği olan futbolcuları da almak istiyor. Bu açıdan Galatasaray transfer satacak. Ama değerli olan mesela Halil gibi değerli olan Kerem gibi ve Marco gibi futbolcuları elinde bırakacak gibi gözüküyor. Çünkü şu an devre arasında bu futbolcuların kulüpten ayrılması şu aşamada çok fazla gözükmüyor. Ama tabii ki transfer pazarlığı olduğunda transferler oluyor tabii ki, ama resmi olan bir teklif hem Kerem için hem de Marco için resmi bir teklif gelmedi diyebiliriz. Ve transferde de Fatih Terim'le beraber Burak Elmas'la, Başkan Burak Elmas'la Roma'daki otelde bir araya geldiler ve en son planlamayı yaptılar. Bu da olsa transferlerine hızlandıracaklar. Ama dediğin gibi senin dediğin de gerçekten çok yerli. Bireysel performanslar kat kafaya geldi.
Özellikle işte Marka'nın, Kerem'in bireysel sürekli konuşuyoruz ama ben Roma'daki bireysel olarak ben Nelson'u çok beğendim ve Taylan'ı da gerçekten iyi bir performans gösterdiğini düşünüyorum. Serhan, son sorum Okay Yokuşlu ile ilgili. Okay Yokuşlu Galatasaray'ın transfer opsiyonlarından bir tanesi mi Ocak ayı için sence? Okay Yokuşlu her zaman Galatasaray için çok alınması gündemde olan futbolcuydu. Ama Galatasaray'ın şu an önceliği Jetson Fernandez diyebiliriz. Okay Yokuşlu olur mu? Olabilir tabii ki. Bir önceki zamanda Mustafa Cengiz yönetiminde Abdurrahim Albayrak da çok Okay Yokuşlu'yu istemişti ama kulübü bırakmamıştı. Değişik formasyonlar üzerine gitmişti. Ama Okay Yokuşlu da Galatasaray'ın gündeminde. Ama ilk 5'e de hangi sırada dersen ben 5. sırada diye söylerim sana. Yani önceliği değil kısacası. Galatasaray'ın önceliği değil. Önceliği değil ama sonuçta transfer listesinde biliyorsun Galatasaray ve Fatih Terim şöyle bir transfer olayına gidiyor. Özellikle bir bölgede istediği futbolcuları 5 olarak belirliyor ve 5 tanesinden birincisi öncelik ve 5.'si de olabilir transferine gidiyor. O açıdan Galatasaray şu anki önceliği birinci sıradaki futbolcularını transfer etmek istemesi. Peki. Sevgili Serhan, çok teşekkür ederim aktardığım bilgilerden dolayı. Ben teşekkür ederim. Yayınlar dilerim. İyi çalışmalar. Serhan Türk, Demirören Haber Ajansı'nda çalışıyor. Galatasaray'la ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Bu bilgileri aktardı. Galatasaray Sivas'ta konakladığı otelden çıktı ve stada gidiyor. 18 itibariyle Sivas Spor'la karşı karşıya gelecek. Maçın hakemi Ümit Öztürk. Galatasaray'ın kalede Muslera ile başlaması bekleniyor. Savunmanın sağında 7'nin ortasında Nelson ve Marka. Ki Marka'nın biraz sakatlığı vardı. Küçük bir sakatlığı. Oynamama ihtimaline karşı bu maçta Luyendama da oynayabilir ama maç kadrosu belli oldu. Birazdan ortaya çıkacak Galatasaray'ın hangi 11 ile sahaya çıkacağı. Otelden çıktıklarına göre maç toplantısını yaptı Fatih Terim ve 11'i açıkladı. Marka'yı görüyorum. Durumu iyi görünüyor ama risk etmeyebilirdi. Fakat bu maç çok önemli. Sivas Spor tehlikeli bir rakip. Bakalım hangisini tercih edecek stoperde Nelson'un yanında Marka mı Luyendama mı? Göreceğiz birazdan. Savunmanın solunda Van Aanholt. Hemen savunmanın önünde defansif orta saha pozisyonunda Taylan Berkan orta sahada ona eşlik edecek. Feghouli, Halil, Kerem, Diagne, Cagne ön bölgedeki oyuncuları Galatasaray'ın. Galatasaray Süper Lig'de son 4 maçta galibiyet elde edemedi ama Avrupa Ligi'nde 3 galibiyet, 3 beraberlik, namağlup unvanıyla grubu lider tamamladı. Galatasaray'da Covid-19 testi pozitif çıkan ve bir süredir takımdan uzak olan Alexander Çıkaldao Sivasspor maçı kafilesinde yer alıyor. Oynama ihtimali var. Sasha Boy ve Arda Turan maçın kadrosunda yer almadı. Avrupa Ligi'ndeki Lazio maçında kasığında hissettiği ağrı sonrası tedavisine başlanan Marcao da kafilede yer alan isimlerden bir tanesi. Bakalım oynayacak mı oynamayacak mı birazdan göreceğiz. Ve yeniden Fenerbahçe bölümümüzdeyiz. Fenerbahçe bu akşam 20.30'da Gaziantep Futbol Kulübü ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Altay Bayındır, Ener Balencia ve Mert Hakan Yandaş da cezası bulunan İrfan Can Kahveci maç kadrosunda değiller. Altay'ın beklenenden çok daha önce sahalara döneceğinden bahsediliyor. Hatta Beşiktaş derbisinde pazar günü yapılacak bu derbi Kadıköy'de oynama ihtimali olduğundan bahsediliyor. Bakalım gerçek böyle mi? Hep birlikte göreceğiz ama belki de ilk iki maç çok heyecanlandığı için biraz bocaladı ama sonrasındaki maçlarda bence başarıyla kalesini korudu. Bugün yine Fenerbahçe'nin kalesinde Berke olacak. Tisserand, Kim, Zalai, 3 tane stoper, Ferdi, Zayç, Gustavo, Osayi, Rossi, Mesut ve ileride de Serdar Dursun 11 ile sahaya çıkması bekleniyor. Fenerbahçe'nin kart cezaları son bulan Filip Novak'ta Miha Zayç, teknik direktör Pereira'nın görev vermesi durumunda maç kadrosundalar ve bugün oynayabilecekler. Fenerbahçe'de Luis Gustavo sarı kart cezası sınırında, eğer kart görürse Beşiktaş derbisinde pazar günü oynayamayacak. Değerli dinleyiciler, Fenerbahçe'yi çok yakından takip ediyor usta gazeteci sevgili Yusuf Tursun bizimle birlikte. Bakalım bu akşamki maç öncesi hangi bilgileri aktaracak sizlere. Yusuf abi hoş geldiniz, merhaba. Hoş bulduk. Önce isterseniz Slavia Prag'la başlayalım. Fener'in rakibi oldu. Evet. Konferans kupasında tabii çok güçlü bir takım. Şu anda da liderler. Geçen yıl da biliyorsun 2 kupayı birden kazandılar. Yani çekebilecek en zor kurayı çekti. Bakalım. Doğru, geleneği olan bir takım Sparta, Slavia. Evet. Bunlar Doğu bloku ekolünden bu yana evet, spor maalesef felsefesini özümsemiş, iyi futbolcular, iyi sporcular yetiştiren 2 tane köklü kulüp. Doğru söylüyorsun. Ve Slavia bir adım önde son döneme baktığımız evet. Avrupa kupalarında. Evet tabii şimdi maçın bilmiyorum ilk maçta daha şeyi belli olmadı. İstanbul'da. İlk maçı 17 Şubat'ta İstanbul'da oynuyor Fenerbahçe. 24 Şubat'ta Prag'da oynayacak rövanşı. Tabii bir de şimdi orada kış aylar. Şu an orada da tabii çok kış var. Onların da ligi herhalde bitmek üzere. Birkaç maçları kaldı bildiğim kadarıyla.
ama çok formdalar. Fenerbahçe de iyi takım. O zaman sakatları da düzelecek o zamana kadar. Umarım geçerler. Bakalım ne olacak. Bir kez daha hatırlatalım bu vesileyle sevgili Yusuf Dursun söyledi. Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'nde playoff turundaki rakibi Çekya temsilci Slavia Prag oldu. İlk maç 17 Şubat'ta İstanbul'da, rövanşı ise 24 Şubat'ta Prag'da, ki Avrupa'nın en güzel görülmesi gereken kentlerinden bir tanesi Prag. Evet, evet. Ve evet, Marsilya Karabağ, PSV Eindhoven, Maccabi Tel Aviv, Fenerbahçe, Slavia Prag eşleşmeleri gerçekleşti. Evet. UEFA Konferans Ligi'de. Evet. Tabii esas tabii Fenerbahçe için bu akşam çok kritik. Lig ama şunu sorabilir miyim Yusuf abi? Buyurun. Yani şey mi, Konferans Ligi birazcık daha Fenerbahçe için ikinci planda gözüküyor. Bütün ağırlığını Fenerbahçe gününü lige verecek diyebilir miyiz? Evet, bence de kimse inkar etmesin. Yok işte şöyle hoca şöyle dedi, böyle dedi. Hoca da doğru söylüyor. Hoca da içindekini söylüyor. Diyor ki evet diyor, hatta herkesin aklında diyor lig var diyor. Yani kim niye saklıyor ki? Bence hocayı destekliyorum yani ben. Saklamamakla biliyor herkes. Fenerbahçe'nin bugün 100 tane 99'u der ki lig. Yani nereye kadar gidecek bu türü geçen Fenerbahçe'nin, ne yapabilecek? Onun için bence lig olması, bence bir numara olması bence doğal yani. Peki. Zaten maçtan sonra, yani Frankfurt'ta yapılan maçtan sonra da lige ağırlık vereceğiz demişti. Yönetim yani, de bunu istiyor demişti. Yine geldi. Aynı maçtan sonra yine söyledi buradaki bir maçtan sonra. Onun için kimse kimseye darılmasın, kızmasın. Victor Pereira'ya da kızmayalım. O da bütün ağırlığını lige veriyor. Şimdi bugün de işte göreceğiz. Çok kritik bir maç. Ve Trabzonspor kaybetti haftalar sonra. Onun için Fenerbahçe için çok önemli. Fenerbahçe'yi bir puan da kurtarmaz bugün. Bakalım Victor Pereira nasıl bir kadro çıkaracak? Biz sezon başından beri gazeteci olarak hiç kimsenin, televizyoncular da dahil bence, bir ilk 11'i bildiğini tahmin etmiyorum. Maalesef en az 2-3 oyuncuyla yanılıyoruz. Bugün de yanılabiliriz. Bakalım kadroda. Sizin zaten beklentiniz ne Yusuf abi? Tahmininiz 11 ile ilgili? Ben şöyle bir kadro yapayım size. Berke olur, Disserant olur, Kim olur, Atilla olur. İşte dörtlü Ferdi, Gustavo, Crespo, Osayi olur. Rossi, Mesut, Serdar Dursun. Benim kafamdaki yani tahminim 11 bu, ama şimdi saydığım oyunculardan belki de en az 2 tane 3 tane değişik olabilir. Son anda Victor Pereira'nın şeyiyle. Ha, değiştirilebilir. Peki. Yani kadrom benim şeyimdi. Şimdi siz de söylediniz 4 tane eksik de geldi. Onları zaten biliyorlar. Altay, Valencia, İrfan Can. Onun zaten cezalıydı. Mert Hakan, onu da çözemedik. Nesi var Mert Hakan? Yani bir türlü düzelemedi ya. Ağırlığı şey, sakatlığı, ağırları var. Bir türlü olmadı. Herhalde derbiye yetişir diye düşünüyorum. Bu arada siz tabii Altay Bayındır'ı da derbi için bence çok zor olmaz yani. Çok zor. Daha hiç şeyde girmedi takım şeylerine. Sadece şey çalışıyor, kuvvet çalışıyor. Onun için derbi sıkı bir maç olacak. Beşiktaş'ın da iddiası var. Tabii onlar da bir kazandılar haftalar sonra. Belki Fener 9 puan farkla çıkacak şeyin önüne. Onun için bence zor Altay'ın oynaması. Yine kaleyi belki koruyacağını düşünüyorum. Ama Fenerbahçe için bu maç olmaz olmaz. Bu maçın ne yapıp kazanmak zorunda. Bir tarafa da bakarsan Gaziantep deplasmanda evet kötü ama içeride de hiç yenilmemiş. Onun için o arada dikkat etmek lazım. Sonuçta orada da Fenerbahçe'yi tanıyan Erol Bulut var. Erol Bulut'un sizce özel bir motivasyonu var mı? Geçen sezon yani, Fenerbahçe ile yolları ayrıldı, haksızlığa uğradığını düşünüyor. Biz Fenerbahçe bir önceki sezon neredeydi, şimdi getirdiğimiz noktaya bakın diyerek yani, eleştiriye maruz kalmıştı. Hocanın öyle bir şeyini hiç duymadım. Çünkü sezon başı kampta da Antep'te aynı otelde kaldığım için Bolu'da hiç o konulara değinmedi. Allah'a var, çocuk o konuda hiçbir şey söylemiyor. Ama Fener'in tabii belki şey zaaflarını çözmüş olabilir. Şeylerini, eksiklerini, oyun şeylerini. Oradan belki Fener'i durdurabilir ama hiç tahmin etmiyorum öyle şeyler söyleyeceğini. Söylediğinde. Erol için de tabii çok büyük bir sınav. O da tabii kendini göstermek için. Onun için de çok önemli bir 90 dakika. Fenerbahçe için daha büyük 90 dakika. Daha kritik 90 dakika. Bakalım Mesut geçen şeyde, maçta oynamadı Avrupa maçında. Kaptan bakalım bugün sahada yine takımın lideri olacak mı? Hep beraber göreceğiz. Peki.
Yusuf abi çok teşekkür ederim. Var mı ekleyeceğin son bir detay Fenerbahçe gündemine dair? Başkan buradaydı, maça gidecek. O da başta olacak. Sabah bas toplantısı vardı. Yönetimin çoğu orada olacak. Fenerbahçe için tabii kritik bir maç. Herkes 8.30'da bakalım televizyonun başında. Fenerbahçe neler yapacak herkes görecek. Peki. İyi çalışmalar dilerim. Sağ olun. Tekrar görüşürüz. Kolay Sosyal Bahsin tek adresi Tutturun sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Yap bir kupon oyna tuttur, oyna hep oyna kuponu tuttur. Laf lafa akıyor. Bu bölümümüzün daimi konu sevgili Mithat Aris bizimle birlikte. Mithat abicim günaydın. Günaydın arkadaşlar, iyi yayınlar. Teşekkür ederim, günaydın Mithat abi. Umarım uyandırmadık Mithat abi. Almanya'dan günaydın. Şimdi Almanya'daysanız uyumazsınız. Almanlar erken kalkarlar. Erken kalkan yol alır burada, derler. Evet. Erken kalkan yol alır. Öyle mi? Altı yol alıyorlar bunlar. Almanlar disiplinli ya, fazla. Kahvaltıyı ölçülü yaparlar. Erken kalkarlar. Verdikleri saatten önce giderler randevularına. Değil mi Mithat abi? Tabii. O anlamda şeylerimiz kuvvetli. Herkes delirmiş bir taraftan. Şu maskeyi taktır, öteki maskeyi taktır. Biz de maçlara gidelim diye şey yaptık. Her ülke ayrı bir maske taktır. Avusturya kafasına göre taktır, Almanya kafasına nasıl göre. Nasıl maske takıyor? Hiçbir tanesi bilmiyor. Standart yok hiçbir tanesinde. Almanya'da farklı maske mi takılıyor? Hepsi para hırsızlığı yapıyorlar. Başka bir şey değil yani. Mithat abi, Slavia Prag. Hiç kuşku yok ki bu takımı en iyi siz tanıyorsunuz. Konferans liginde, playoff turunda Fenerbahçe'nin rakibi çok, oldu. Çok zor. Zor mu? Zor rakip. Geçen yıl daha da zor. Geçen yıl çok zordu tabii. Bu sene biraz daha kolay gibi gözükse de yine de kompakt, çabuk oynayan bir takım. Onun için zorlanırız diye düşünüyoruz Fenerbahçe için. Ama Fenerbahçe'nin de kadrosu çok iyi yani. Fenerbahçe şampiyonun en büyük adaylarından birisi olabilir. Bugün oynuyor maçın değil mi? Evet, evet. Bugün. Bu akşam Gaziantep'te bugün oynuyor. Bu akşam oynuyor. Peki yani işte ön plana çıkan oyuncular kim? Slavia Prag'ın bir kere önde 16 numaralı santroforları Kuchta diye bir oyuncuları var. Kuchta. Ama orta sahadaki 3 tane golü var biliyorum. 3 numaraları tabii. Orta sahadaki 3 numaralı oyuncuları çok iyi. Onların bütün oyun organizasyonunu da yapan. Evet. O oyuncuları çok tehlikeli gözüküyor. Tabii sağ taraftan da Masapustu kullanıyorlar. Masapustu hem bek olarak da hem de kulvarda kullandıkları için de o da çok tehlikeli geliyor. Yani bir de orta sahanın her tarafında da pres yapıyorlar. Yani hem sol taraftaki bek tarafını, bir de arkadan iki tane stoperi de çok iyi oyun kuruyor. 30 numaralı stoperlerle 4 numaralı stoperler. Özellikle 30 numaranın Ukrayna asıllı zaten. O da şeyi de iyi onun, Kaçabara diye. Onlara dikkat etmek gerekiyor. Ama asıl kalecileri sakatlandığı için onun yerine de ikinci kalecilere Mandus oynuyor. Daha önce biraz zayıf mı Mandus? Biraz zayıf mı Mithat abi? Yok. Fizik olarak Çekler tam Almanlar gibi. Birinci, ikinci, üçüncü kalecileri iyi. Yani bu kadar net söylüyor. Bak, takımlarının birinci, ikinci, üçüncü kalecileri de iyi. Yani kötü kaleci bulamazsın Çek liginde. Onun için Almanya'da da bulamazsın. Yani ligde oynayan kalecilerin şeyleri, özellikleri açısından söylüyorum. Büyük bir kaleci ekolüne sahipler yani o anlamda. Çekler değil mi? Yani tabii. Neresi stoper? Tabii stoper konusunda da uzmanlar. Yani o şeylerden zaten biliyorsun kuzey ülkeleri diye tabir ediliyor. Çekler de Almanlarda ve şeylerde Danimarkalılarda ve İsveçliler kuzey ülkesi sayıldığı için burada da prese dayanarak oynuyorlar. Yani her zaman için oyunun içerisinde fizik gücü ve pres var. Topun olduğu bölgeye de özellikle buz hokeyi alışkanlıklarından dolayı da iyi pres yapan takımlar bunlar. Onun için çok dikkat etmek gerekiyor. Peki. Yani öyle çok kolay bir rakip değil yani. Onun için bir de Fenerbahçe'nin motivasyonu lige yönelik. Teknik direktörü de açıkladı Pereira. Lige yönelik motivasyonu var Fenerbahçe'nin. Yani ligi daha çok önemsiyor. Konferans ligi biraz angarya mı oluyor Mithat abi?
Konferans Ligi'ne ciddi bakan takımlar var. Avrupalıların çoğu ciddi bakıyor. Çünkü onların 5. 6. sıradaki takımlarına, yani her türlü maça ciddi bakıyorlar. Bizimkiler iyi, bizimkilerde spor kültürü şeyi çok düşük olduğu için bizde adam sadece kendi oyuncusuna ve kendi takımına bakıyor. Hatta kendi yaptığı transfere bakıyor. Yani onun için çok bireysel bizde. Yani her şey bireysel, çok egoist. Yani çünkü yani onun için kollektif bir şey anlayışına sahip olamıyor Türkiye'de spor yani. Genel anlamda spor yani. Onun için herkesin bakış açısı o anlamda. Avrupalılar tabii ki her şeye ciddi bakıyorlar. Ya. Hazırlık maçına bile adam ciddi bakıyor yani. Onun için orada Ankara olarak gördükleri bir şey yok. Ancak bizimkiler Şampiyonlar Ligi'nde elendik. Galatasaray'ın topladığı puanlar hale yetmiyor. Yani yerimizde sayıyoruz. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nden eleniyorsun. Şampiyonlar Ligi'nden elendiği zaman doğru puan vermiyorlar ki ama. Yani Şampiyonlar Ligi'nde kalacak. Galatasaray'ın yeni Şampiyonlar Ligi. Ne işi var Avrupa Ligi'nde sürünüyor? Yani şimdi Fatih Hoca... Galatasaray Şampiyonlar Ligi takımı değil mi? Tabii. Diyor ki burası Şampiyonlar Ligi grubu gibi. Ya kardeşim Şampiyonlar Ligi grubundan 0 puan çekti bizimki. Hepimiz 0 çekiyoruz. Burada da 12 puan çekti Mithat abi, ne diyorsunuz? 12 puan, bir düzene puan çekti Galatasaray. Bir düzene namalim. Çok büyük bir şey yaramıyor. Özgür, çok fazla puan vermiyorlar Avrupa Ligi'nde o puanlardan dolayı. Onu söylüyorum. Doğru. Yerimizde sayıyoruz hala. Neyse, sonuç itibariyle yani, Mithat abi, yani bunu da kazanmayalım yani. Kazandı, 12 tane, 12 puan topladı. Ülke puanına katkıda bulundu. 15. sıradayız. Şu anda Yunanlıları geçtik. 15. sıradayız UEFA ülke sıralamasında Galatasaray sayesinde. Hepimize hayırlı olsun yani. Yani 15'te bitirmek önemli. Yoksa Avrupa Ligi'ne takım gönderemeyecek Türkiye. Özgür. 13'ten düştük oraya. 20'ye. Şimdi 15'lerde dolaşıyoruz. İki tur daha gidersek, maç alamazsak yine aynı yere gideceğiz. Yani o şeyi yapmıyor yani. Kurtarmıyor fazla bir şey. Tabii yani. Yunanların alacağı sonucu da bağlı. Sen 11. sıraya çıkaracaksın takımı. Oraya çıktın mı? Hayır. Doğru. Şimdi Mithat abi... Onu söylüyorum yani. Beşiktaş'ta söylüyorum ben bu konuda. Biliyorum. Tezi var. Diyor ki UEFA'nın düzenlediği yani organizasyonlarla ilgili kurallarda şaibe var. Öyle mi Mithat abi? Bunu söylüyorsunuz yıllardır. Bu programda da defalarca söylediniz. Şimdi bugün ne oldu biliyor musunuz Mithat abi? Bir yere ile United istedikleri takımı istedikleri takımla karşılaştırıyorlar. Evet. Aynı grupta. Bazı takımların önünü kesiyorlar. Ben onu özellikle daha kaç... Şunu anlatayım da tamam. Siz yorumlayın. Bu meseleyi nasıl yorumlayacaksınız? Aynı grupta yer alan takımlar son 16 tur için aynı torbaya atılıyor. United'da bir yere el. Ondan sonradan bir soruşturma başlatılıyor. Manchester United olayı hakkında ve anında jet karar veriyor. Çektikleri kurayı iptal ettiler. Türkiye saatiyle 15'te, yaklaşık 15 dakika sonra yeniden UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kurası çekilecek. Mithat abi bak şunu söylüyor UEFA. UEFA'dan konuyla ilgili bir açıklama yapılmış. Şunu söylüyor. Villarreal'in eşleşebileceği takımların kura torbasına yanlışlıkla Manchester United eklendi ve Villarreal'in rakibi olarak çekildi. İki takım aynı grupta yer aldıklarından bu kura gerçekleşemez. Kura torbası yeniden karıştırıldı ve Villarreal'in rakibi bu kez City oldu. Manchester City. Daha sonrasında da Atletico Madrid'in rakiplerinin belirleneceği kura torbasına Manchester United'ın katılamadığı görüldü. Bu durum Atletico Madrid'in çekebileceği rakipler arasında Manchester United'ın yer almamasına yol açtı. Bunu basit bir hata ya da bir amatörce davranış, bir hata olarak mı değerlendirmeliyiz, yoksa işte şaibenin ne kadar açık olduğunu bize izah eden koskocaman bir ipucu olarak mı değerlendirmeliyiz? Nasıl Mithat abi? Mesela ben buna, bu olaya daha önceki baktığım olaylar gibi bakmam Özgür. Burada bir amatörlük var. Amatörlük var. Yani kesinlikle amatörlük var. Yani orada beceriksizlik, işi bilmemezlik, oradan hakikaten işi bilmeyen birisi o şeyleri de karıştırmış olabilir. Ben buraya o kadar şüpheci bakmam. Anladın mı? Anladım. Neden bakmam? Manchester City, Manchester United, Villarreal, Atletico Madrid. Zaten ikisi birbirine düşmüş. Desek birbirine gelmemesi lazım. Hakikaten torbaların orada olması. Bu çok, çok başka bir şey yani. Burada böyle insan hatası olabilir. Ben onu kabul ederim. Anladın mı? Çünkü burada da öyle bir şey yok. Daha önce Fenerbahçe'nin ilgili söylediğimizde Fenerbahçe sürekli Salzburg'un çıkacağı. En kuvvetlisi kim? Salzburg. Niye? Fenerbahçe'ye yol vermeyecekler.
Salzburg'un arkasından kim geliyordu? Arsenal geliyordu. Hı hı. O zaman şüpheleniyorsun yani. Kimin yerine Salzburg geliyor? O zaman atıyorum Bulgar takımın yerine. Macar takımın yerine Salzburg geliyor. Veyahut o zamanlar eski Yugoslavya takımları, şimdi zayıfladı eskiden eskisi gibi değil. Onların önünü kesiyorlardı. Salzburg'u çıkarıyorlardı Fenerbahçe'nin karşısına. O zaman ben Fenerbahçe'nin yolunu kesmek için Salzburg'u ve Arsenal'ı ayarladılar diye söyledim. Veyahut bazen Real Madrid'e yol vermek için Real Madrid'in önünü temizliyorlardı yani. Hı hı. Önüne şey çıkıyordu, Bayern Münih bu sefer. Bayern Münih bunu tokatlıyordu. O zaman iki tane penaltı, bir tane şey. Bayern Münih'i üç sefer Zidane'ın zamanında oynadıkları zamanda. İki sene Paris ya, bir sefer de Güneş Çakır'da hakem yani. Penaltıyı vermedi. Onun için onlar başka işler yani. Ben orayla burayı karıştırmam yani. Yani bu burada insan hatası. Ha, burada hata. Burada bu o şaibeleri, sizin bahsettiğiniz şaibeleri aramak anlamsız. Ama siz diyorsunuz ki İsrail'e şaibe var. Her zaman UEFA'nın kulağı çekiminde şaibeler var değil mi? Tabii ki bazı takımları yol veriyorlar yani. O takımları nasıl yapıyorlar bu kura çekimde, bu el oyunlarını nasıl yapıyorlar Mithat abi? Yok, sıcak toplar, soğuk toplar var ya. Var mı? Ha. Adama temas ettiğinde sıcak geliyorsa adam ona göre çekiyor. Soğuk geliyorsa adam çekmiyor. Şeyler var. Aynen öyle. Dokunuyor, anlıyor öyle mi? O da kardeşine söylüyorlar. Oraya bir siyah bir beyaz kardeşim koyuyorlar. Hmm. Kuralları çeken eski futbolcular yok mu? Anladım. Siyah beyaz en büyük Beşiktaş diye gidiyoruz işte. Öyle değil mi? Yani o kura çekti. O tabii, o var. Onu söylüyorum. Peki. Ama burada mesela aramam. Ha, burada şahibi yani, yok. Burada amatör. Anlamsız. Amatörce. Tabii anlamsız çünkü. Doğru. O ona çıksa ne olur, buna çıksa ne olur. Peki kim alır bu sene Şampiyonlar Ligi'ni Mithat abi? Ya Şampiyonlar Ligi çok tantanalı olacak yani. Yine sürpriz bir takım çıkabilir yani. Mesela? Yani sürpriz takım dediğimizde Bayern Münih yani. Sizce sürpriz mi Bayern Münih Şampiyonlar Ligi'ni alması? İşte sürpriz oluyor. Çünkü Manchester City'ye vermek istiyorlar ne zamandan beri. Çünkü Almanlar geldi oradan, Chelsea. Çat çat duman etti bütün milleti. O da Alman. O da yani, Alman değil mi? Tuchel. Tuchel'den dolayı. Yani, ya Tuchel'i Paris Saint Germain'den size nasıl gönderirsin? Aptallara bak ya. Evet. Ya modern futbolda iki tane topun olduğu bölgeye pres yapan çok iyi takım antrenör var. Birisi Tuchel, birisi de Klopp. Klopp. İkisi de Alman. Anladın mı? İkisi de Alman. Topun zaten olduğu bölgeye pres derken neyi kastettiniz Mithat abi tam olarak? Bak topu merkez seçip top merkezinde futbol oynanıyor. Modern futbolu ben açıklıyorum ya, ara sıra senin şeyde konuşuyoruz diye. Top merkezde. Ama bu şu demek değil top değil merkezde mi? Yani topun olduğu yere hurra hücum eden, bütün oyuncuların hücum ettiği bir oynanmış. Şey nedir peki top merkezli hücum? Top merkezli şeydeki pres anlayışı şu. Kim en yakınsa, topa en yakın olan, hangi pozisyondan gelirse gelsin, ister sağ bek ister forvet, o arada o bölgeye kim düştüyse enerken kim en yakın, kim ve de onun 5-6 metre metre arayla kademesine girerek diyelim, Türkçedeki şeylerle onun aralıklıklarına girerek topun olduğu bölgeyi çember altına alıyorlar. Yani topu oradan çıkartmamak için, yani rakip takımı topu oyuna soktürtmüyor. Hmm. Oyuna soktun mu zaten yandın Özgür. Ya onun için zaten Fenerbahçe bugün Fenerbahçe üçlü oynayıp da öyle bir şeyler oynamaya çalışıyor. Ama Fenerbahçe'nin orta sahasında oynayan Sosa o iş yapacak adam değil yani. Dünyanın en son oyuncusu. Orta sahada prese dayalı oynayan oyunculardan bir tanesi bir şey olmadı. Mert Hakan. Bayern Münih'te oynadı, Atletico Madrid'de oynadı. Sosa'dan bahsediyorum. Oynamadı. Hiçbir yerde oynamadı. Atletico Madrid'de ya bir tek yerde oynadı. Bir tek Dnipro'da. Bırak Allah aşkına. Beşiktaş'ta mı oynadı? Bir tek Beşiktaş'ta oynadı Allah. Bir de Trabzon'da böyle kovacaklardım, kovmasınlar. Karım çok burayı seviyor falan. Ben bir şeyler oynadım. Friki katarak o. Ben friki katan oyuncuları oynatmam. Anladım. Friki kazanan oyuncuları oynatırım Özgür. Peki. O friki katıyormuş. Bana ne lan? Çok affedersin. Bana ne lan? Senin atacağın friki. Bana friki kazan. Topu al, sür, sana faul yapsınlar. Yok öyle bir şey. Bunlar kendilerini yere atıyorlar. Faul kazanıyorlar. Türkiye'de. Başka bir yerde onun için oynayamıyor. Peki. Gitti, en son Milan'a gitti. En iyi oynadığı Beşiktaş'tan. En iyi oynadığı Beşiktaş'tan Milan'a gitti. Oynayabildi mi? Oynayamadı. 33 maç yaptı.
bu 6-7 maç hatır için oynatlar satmak için. Ligin sonuna doğru. Geçin özgür oynayamazlar. Yalnız enteresan var. Bir oyuncu yani. Hep Avrupa'nın elit takımlarında oynadı. Bayern Münih, Milan, Atletico Madrid işte. Oynamadı Özgür. Üç büyük takımda. Yahu Metalist Karkiv'de bile oynayamadı Özgür. Metalist Karkiv'de Beşiktaş'a geldiği zaman benim Sosa'ya kızmamın sebebi o. Karısı savaş var diye kaçmış Milan'a. Yalana bak. Ulan savaştan Beşiktaş aldı sizi Metalist Karkiv'den. Hala savaş var orada. Karkiv stadından sizi kim getirdi buraya? Beşiktaş getirdi. Evet doğru. Savaştan sizi kurtardı. Şimdi sonra Türkiye'de oldu? Savaştan gidiyoruz diye konuşuyor. Neyi gerekçe karısı göstermişti? Neyi gerekçe göstermişti Mithat abi? Ya işte o karısı gerizekalı karısı yok mu? Öyle demedi mi? Mithat abi. Ondan sonra Trabzon'a da bir şeyler uydurdu. Bir şey söyleyeceğim. Ya Beşiktaş'a şey atmak için. Bir şey söyleyeceğim Mithat abi. İnternete yazmıyor muydu? Bu arada size çok sayıda, çok sayıda mesaj var, soru var. Diyor ki bir tane birçok dinleyicimizden mesaj var. Halil Gültekin diyor ki her şeye ciddiyetle bakan Avrupalılar futbolda kulüpler düzeyinde en büyük turnuvasının kura çekiminde kural hatası yapıyor. Mithat abi bunu nasıl değerlendirir? Sadece amatörlük diye mi değerlendirecek diyor. Amatörlük sözünü ben söyledim. Amatörce mi dedim Mithat abi? Evet amatörce dedi ama daha fazlasını söyleyebilir herhalde. Nasıl oluyor Mithat abi? Bu kadar Şampiyonlar Ligi dünyanın en pahalı futbol organizasyonu değil mi Mithat abi? Ama dünyanın en bilmem nesi diye bu insan var. İnsan olduğu i̇nsan yerde hata oldu. İnsanın olduğu yerde hata da vardır. Doğru. Doğru. Tabii var. Ve insanın olduğu yerde çok hata var. Çünkü insanın kendisi hata. Çünkü düşündüğü için bütün dünyayı kana buladı yani. Baştan aşağı hatalı bir varlık mı? Tabii insan çok hatalı bir varlık Özgür. Tehlikeli çünkü. Düşünüyor. Hayvanlar öyle değil. İnsanlar çok tehlikeli. Doğru. Dünyanın en yani onun için tehlikeli varlığı yani. İnsan. Peki. Mithat abi en fikir ismi onun için yani. Bu arada Beşiktaş'ın bir teknik direktör arayışı olduğunu biliyoruz. Önder Karaveli dün Beşiktaş takımıyla sahaya çıktı. İyi analizler yapmış. Futbolcuları kazandı. Bir motivasyon unsuru oluşturmuş. Batçuay'a attığı golleri izletmiş. Oğuzhan'la özel bir görüşme yaptı. Oğuzhan'ın iyi top oynamasını sağladı vesaire. Ne dersiniz Mithat abi? Kimi getirecek Beşiktaş'ı? Önderden devam etsinler mi? Devam etsinler mi? O zaman Önder'den devam etsinler. Önder hocamız da iyi. Niye? Önder hocayla devam edelim o zaman. Madem öyle, vallahi kimi getireceklerini bilmiyorum Özgür. Şundan dolayı yani Şenol Hoca diyorlar. Şenol Hoca elbette ki yani Beşiktaş'ta en başarılı olmuş teknik direktör. Özellikle Şampiyonlar Ligi bazında aldığınız zaman evet. Bugün bile hala Avrupa kupalarına girdiğimiz zaman Türk takımlarında hala Beşiktaş birinci sırada. En fazla puan toplayan. Niçin? Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde o puanları topladı. Yani Beşiktaş'ın birinci sırada olmasının sebebi Şenol Hoca'dan dolayı onun döneminde Şampiyonlar Ligi'nde topladığımız puanlardan dolayı Özgür. Onun için ben Galatasaray'ı eleştirmek için söylemiyorum. Ama sen Şampiyonlar Ligi'nden elinip o puanları toplarsan o kadar puan vermiyorlar. Doğru. İnşallah Galatasaray ilk aldı. Çeyrek final oynamıştı. Bir üçüncü çeyrek final yapar. Aynen ondan öyle. Sonra iki sezonlarda yarı aynen final öyle. Yapar Şampiyonlar Ligi'nde değil mi o da? Aynen öyle. Şampiyonlar Ligi önemli. Doğru. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri'nden dinleyicimiz Adem Dinçer diyor ki Mithat abiye soruyorum. UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi skandalı bence Ballon d'Or organizasyonunda başlamıştır. Düşünceniz nedir diyor. İki tane Messi ile Lewandowski finale kalmıştı. Sonra Messi'yi seçtiler. Ne diyorsunuz? Böyle bir Ballon d'Or dahil olmak üzere bütün organizasyonlar. O France futbolun düzenlediği bir organizasyon bildiğim kadarıyla Mithat abi. Bütün organizasyonlarda var mı böyle kulis, şaibe vesaire? Şimdi France futboldaki oylamaların şeyi dayandığı nokta milli takımın hocaları ile milli takım kaptanları bildiğim kadarıyla. Onlara sunuyorlar değil mi? Onlar yapıyor. Onların yaptığı oylamanın sonucunda. Tabi ben arkadaşlar şunu da söyleyeyim yani. Messi'nin seçildiği bir şeyi tartışmam. Messi seçtilerse ötekini niye seçmediler? Yazık oldu. Neden Mithat abi? O zaman siz de benim gibi mi düşünüyorsunuz? Gelmiş geçmiş dünyanın en iyi futbolcusu Messi. Öyle mi? Bir tanelerinden bir tanesi. Çünkü en iyisi Maradona. Maradona. Öyle. Sebep? Tabii. Maradona'nın kazandığını kimse bireysel özellikler açısından kazanamadı. Hem Dünya Kupası'nı kazandı hem de en önemlisi Napoli'yle kazandı.
Napoli ile o ligde yaptıkları çok önemli. Bir de adamın bireysel özellikleri çok üst düzeydi. Yani Maradona'nın özellikleri. Ona biraz Messi yaklaşır gibi oldu Allah'ın vergisiyden. Onun için Messi'yi seçerlerse niye Messi'yi seçtin diye sormak ayıptır. Onun için de ben sormuyorum yani. Doğru. Doğru. Ben de öyle düşünüyorum. Ayıp değil mi ya? Ne gerek var? Messi işte adı üstünde. Messi tartışılır mı? Bence tartışılmaz. 7 seferde kazansa, 8 seferde tartışılsa orada tartışılan ne biliyorsun? İspanya'ya yani adamın özellikleri var ya. Cristiano Ronaldo mu Messi mi? Ben de size soruyorum. Cristiano Ronaldo mu Messi mi? Mithat abi. Ben onu hiç tartışmadım ki. Cristiano Ronaldo işçi sınıfından geliyor. Hep çalışıyor, çalışkan. Çocuk çalışsın. Doğru. Öteki çalışmasına gerek yok. Allah vermiş. Allah vermesi doğru. Aynen öyle. Ne kadar benzeşiyoruz bu konuda. Aynı düşüncelere sahip Mithat abi. Hayret ettim doğrusu. Hiçbir zaman yani, fikirlerimiz örtüşmüyordu. Bir tek bu konuda örtüştü. Çok enteresan. Yani yok ama şey değil yani. Onu ben tartışmıyorum da. Çocuk çalışıyor sabahtan akşama kadar. Lewandowski de çalışıyor. O da kazansa iyi olur. Modric kazansın ara sıra. Ben Mbappe'nin çok kazanmasını istiyorum mesela. Fransa milli takımın kazanması lazım diyor. Yani, çünkü hem dünya şampiyonu oldular. Denk getiremediler. İnşallah bundan sonra denk gelir yani Mbappe'ye veya başka bir Fransız. Ne bileyim ben yani. Ama şu anda Messi'nin dönemi ya. Messi hala oynuyor. Messi hala çok inanılmaz goller atıyor. Bireysel özelliklerinden dolayı. Ve Messi bir jeni. Yani şimdi onu tartışamayız yani. Ben Lewandowski kazansaydı sevinirdim ben de. Polonyalı kardeşim kazansaydı. Ama öteki... O öyle değil. Ama ben başka bir şey söyleyeyim. Yani Mbappe'nin kazanmasını isterim. Yani bir Fransız olmasını isterim. Niye? Çünkü dünya şampiyonu olmuş arada. Ha, dünya şampiyonu oldu. Kardeşim dünya şampiyonu. Kulüp düzenindeki başarı ne ölçüde önemli? Ha, ben şeyleri birbirinden ayırmıyorum. Bu sene öteki sene diye ayırmıyorum. Son 3-4 seneye bakıyorum. Ben öyle performansları böyle bir yıllık performanslarla değerlendirmiyorum. Yani. Anladım Mithat abi. Son 3-4 yıllık Avrupa şampiyonası, Güney Amerika şampiyonası, oralara bölgesel şampiyon olarak bakıyorum. Ama en önemlisi dünya şampiyonası. Ve olimpiyatlar oralardan birisi bir şey aldığı zaman onlar literatüre giriyorlar. Peki. Onlar dünya şampiyonu ve olimpiyat şampiyonu oluyorlar. Evet. Bence de Mithat abi. Ağzınıza sağlık. Kim ayrılsın biraz gelsin. Doğru. Önder Hoca, Mehmet Ekşi Hoca devam etsin. Mehmet Ekşi ile konuştuk. Bence devam ederler ve başarılı da olurlar. Mithat abi ne dersiniz? Olsunlar. Bence de. Tekim sahnesinin karnından antrenör çıkmıyor ki eski. Doğru söylüyorsunuz. Ama Sosa ile ilgili ben sadece şimdi söylemiyorum. Geldiği günde söylüyordum. Aynen. Çok biliyorum. Tutarlı bir biçimde ben... Sosa'nın aslında sizin futbol anlayışınıza uygun olmadığını, yani onun için yapılan transfer harcamalarında gereksiz olduğunu söylüyorsunuz. Tutarlı bir biçimde her zaman bunu söylüyor. Mithat abicim ağzınıza yani, sağlık. Evet, Fenerbahçe'de oyun şeyini değiştirecekse onlarla olmaz o işler. Evet. Kardeşim Mert Hakan iyisin, güzelsin çünkü. Ama modern futbolun en önemli unsurlarından birisi de o topun olduğu yere hızlı pres yapacaksın. Biraz yavaşsın onun. Olmaz yani. %100 haklı. Topa yavaş, bu yavaş olmaz abi. Doğru. Yürümez ki. Mithat abicim çok teşekkür ederim. İyi hadi geceler, durun, iyi uykular yayınlar. Dilerim. Tekrar görüşürüz. İyi geceler. Uykular Mithat abi. Hadi bay bay. Bay bay. Bu bölümümüzün daimi konuğu sevgili Mithat Halis. Pek çok önemli tespitte bulundu her zaman olduğu gibi. Sosyal bahsin tek adresi Tuttur'un sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Yap bir kupon oyna Tuttur, oyna hep oyna kuponu Tuttur. Avrupa'dan futbol. İspanya. İspanya'da Barcelona'dayız. Barcelona'da Gabriel Sanz arkadaşım bizi bekliyor. El Mundo Deportivo, İspanya'nın en çok satan spor gazetelerinden El Mundo Deportivo'da yazıyor biliyorsunuz. Barcelona'ya yakın bir gazete ve Barcelona Futbol Kulübü'ndeki gelişmeleri yakından takip ediyor. Kendisine iki tane soru soracağız. Bir, Beşiktaş'taki Pjanic kiralık olarak oynuyor biliyorsunuz. Barcelona'ya dönme ihtimaline sahip mi Ocak ayında? İkincisi, Barcelona'da kiralık olarak oynayan Hollandalı golcü Luc de Jong bu kez Fenerbahçe'nin transfer gündeminde mi? Ocak'ta Türkiye'de olabilir mi? Bütün bunları Gabriel Sanz'a soracağız. Hola, buenas, Gabriel, ¿qué tal? Gabriel, ¿puedes escuchar mi? Hola. Sanırım telefon attığım bir problem meydana geldi. Arkadaşlarım tekrar bağlantı kuracaklar kendisiyle. Ve iki soru soracağız. Bunlardan bir tanesi az önce söylediğim gibi Luc de Jong, bir diğeri de Miralem Pjanic.
Kura çekimi başladı. Salzburg Bayern Münih eşleşmesi gerçekleşti. Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda. Atletico Madrid'in rakibi Manchester United oldu. Biliyorsunuz bir önceki kura hatalı olduğu gerekçesiyle iptal edilmişti. O kurada Atletico Madrid'de Bayern Münih çıkmıştı. Şimdi Atletico'lular bence %100 sevindiler. Her ne kadar karşılarında Cristiano Ronaldo olsa da Atletico Madrid için daha avantajlı bir kura United'da eleme şansları var bana göre. Bir kez daha hatırlatıyorum. Salzburg Bayern Münih, Atletico Madrid, Manchester United, Sporting Lisbon, Manchester City eşleşmeleri var. Villarreal'in rakibi ise Juventus oldu değerli dinleyiciler. Devam ediyor kura. Benfica, Ajax, Chelsea, Lille, Inter. Bir önceki kurada da, iptal edilen kurada da Chelsea Lille ile eşleşmişti. Biliyorsunuz temsilcilerimiz son şampiyonlar ligi şampiyonuna karşı oynayacaklar. Bu değişmedi. Benfica Ajax eşleşmesi gerçekleşti. Real Madrid Benfica eşleşmesi vardı. Hatalı olan kura çekiminde. Bu kez Benfica'nın rakibi Ajax oldu. Inter de Milan Liverpool'la eşleşti ve Paris Saint-Germain Real Madrid eşleşmesi flash eşleşme olarak dikkat çekiyor. Real Madrid için ve tabii ki Paris Saint-Germain için zor bir eşleşme oldu. Sergio Ramos yıllarca Real Madrid'in kaptanlığını yaptı. Eski takımına karşı oynama ihtimaline sahip eğer sakatlıktan bütünüyle çıktıysa ve iyi durumdaysa. Bununla birlikte Inter Liverpool eşleşmesi var. Şimdi hiç vakit kaybetmeden bir kez daha Barcelona'ya gidelim. Bakalım bu kez Gabriel beni duyabilecek mi? Gabriel, buenas tardes, ¿qué tal estás? Buenas tardes, ¿qué tal estamos? Bien, muy bien, bien gracias. Bien. No quiero molestarte demasiado más, por ello solo tengo dos preguntas. Dime. Ok, el Barça se cruzará con el Nápoles en la Europa, un sorteo muy complicado, ¿no? Sí, porque era el rival más difícil que le podía tocar al Barça, pero en las circunstancias en las que se encuentra el Barça, cualquier equipo hubiera sido difícil. Al menos tiene el glamour de que el Nápoles es un equipo de la élite europea y por lo tanto, bueno, pues ha sido bien recibido, aunque se sabe de la dificultad. Barcelona playoff turunda Avrupa Ligi'nde Napoli ile eşleşti. Bana göre zor bir eşleşme, ne diyorsun? Evet, Napoli gerçekten çok güçlü ve çıkabilecek en zor rakip olarak bence Barcelona'nın karşısına çıktı. Barcelona etrafında dönen olaylara baktığımızda, son dönemde yaşadıklarına, performanslarına, ona buna baktığımızda gerçekten hangi takımla karşılaşırsa karşılaşsın zor bir maç oynayacaktı ama Napoli bunlar içerisinde en zoru ve Avrupa Ligi'nde ya da Avrupa yarışmalarında başarılı olmuş bir ekibe, iyi organize olmuş bir ekibe karşı oynayacaklar. Gerçekten zor olacak diyor. Solo dos preguntas, una de ellas sobre Pjanic. Él tiene una posibilidad de volver a jugar en el Barça en enero, Gabriel. ¿Tú crees? Vamos a ver, yo creo que precisamente el centro del campo no es la posición que Xavi piensa reforzar ahora. El centro del campo del Barça está muy bien dotado hoy, con Gavi, con Nico, con Busquets, con Frenkie de Jong, con Pedri. El problema del Barça está en el ataque, y es por donde se quiere reforzar, sobre todo con jugadores ofensivos, tipo cesión, y en eso están, en buscar a un par de jugadores, tipo Cavani, o jugadores que acaben contrato o que van a acabar contrato, muy low cost. La posibilidad de que Pjanic vuelva, yo no la descartaría, pero siempre con reservas. Pjanic es un jugador que a Xavi le gusta, pero no sé si ahora es una de sus prioridades. Yo creo que no es una de sus prioridades. Pjanic için tekrar Beşiktaş'tan ayrılıp Ocak ayında Barcelona'ya dönme ihtimali var mı? Bence Xavi orta sahaya Pjanic'in oynadığı bölgeye bir oyuncu aramıyor. Çünkü orta sahada yeterince iyi oyunculara sahip. O bölgede bir transfer ihtiyacı yok. Nico, Gabi, Busquets, Frenkie de Jong, Ricky, Pedri, bunlardan bazıları. Dolayısıyla ön bölgede bir oyuncuya ihtiyacı var. Barcelona Futbol Kulübü'nün Cavani gibi bir forvet oyuncusu olabilir. Ön bölgede birden fazla oyuncuya ihtiyacı var. Çünkü orta sahada problem yaşamıyor ama gol yollarında problem yaşadığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla Xavi'nin beğendiği oyunculardan bir tanesi olmasına rağmen Pjanic transferinin Ocak ayında, daha doğrusu Barcelona dönüşünün Ocak ayında çok mümkün gözüktüğünü düşünmüyorum. Böyle bir çağrısı olacağını sanmıyorum diyor. Çünkü transfer etmek istediği mevki Pjanic'in oynadığı mevki değil, ön bölge, atak bölgesine oyuncu transfer etmek istiyor. Gabriel, el Barcelona realmente se está interesado con el fichaje de Cedric Bakambu.
Bueno, es uno de los nombres que ha sonado, pero hoy por hoy yo creo que el Barcelona está explorando todo tipo de posibilidades, sobre todo porque necesita un perfil de jugador muy concreto. Necesita un jugador atacante, ofensivo, que haga gol, que pueda conseguirlo sobre todo a un precio muy barato. Pero cualquier jugador que pueda llegar a venir, sea quien sea, dependerá mucho de las salidas de futbolistas. El Barça hoy no puede fichar, no puede incrementar la masa salarial si no se desprende primero de jugadores. Por lo tanto, lo que está centrado en la cabeza de los futbol, de los despachos del Barça es dar salida a jugadores, y una de ellos es Luke de Jong. Şimdi Sedik Bakan bu Türk takımlarında özellikle son dönemde Galatasaray'ın transfer gündemine geldiği haberlerine konu olmuştu. Barcelona'nın ilgilendiği bir oyuncu mu? Barcelona ön bölgede mevcut oyuncularından, atak oyuncularından, golcü oyuncularından yeterince verim alamadığı için nitelikli oyuncular arıyor ama şu an itibariyle Barcelona'nın göndermeden bir futbolcu alması mümkün gözükmüyor ve çok para harcayamayacak ekonomik koşullardan dolayı. Elbette ki net bir golcü almayı, %100 katkı sağlayabilecek kalitesi tartışılmaz bir oyuncu üzerinde durmayı arzu ediyorlar ama şartlar bunu göstermiyor. Şartlar daha pragmatik, daha araştırmalı hareket etmelerini sağlıyor ve bir oyuncuyu göndermek istiyorlar. Bu da muhtemelen Luke de Jong olacak. Bu şekilde ön bölgeye bir takviye, bir transfer yapacak Barcelona. Última pregunta. ¿Cuál es la situación de Luke de Jong? El Beşiktaş estaba interesado con él en el verano pasado. Gabriel, ahora dicen que el Fenerbahçe se interesa con el fichaje de este jugador. ¿Lo ves en Turquía en enero? Bueno, era una de las posibilidades que lo estuvo manejando en verano. En aquel momento creo que su intención era jugar en su país, volver a Holanda. Lo que sí está claro es que el Barça no va a renunciar a su fichaje, no quiere que Luke de Jong continúe ni que le vaya a pagar el salario desde el mes de enero hasta junio. Al Barça le gustaría que el jugador se marchara. De hecho, todos los técnicos que han habido, empezando por Koeman, por Sergi Barjuan y ahora con Xavi, que le ha puesto porque no le queda más remedio, no están contando con él, no entra en los planes inmediatos del Barça, y por lo tanto para el Barça sería bueno que él se marchara en este mercado invernal, porque así descargaría masa salarial. Yo creo que Luke de Jong debería contemplar las ofertas que le pueden llegar, porque no tiene mucho recorrido en el Barça, sobre todo cuando se empiecen a recuperar jugadores de atacantes como Ansu, como incluso Brathway. Gabriel, ¿sabes algo concreta? Los turcos intentan de ficharle en enero. El Barça supongo que les habrá abierto las puertas de par en par, porque la intención es que el jugador no continúe en la plantilla del Barça, pero yo creo que depende mucho de él. Él tiene firmada una cesión hasta final de temporada con el Barça, esa es la cesión que tienen acordada también con el Sevilla. No depende del Barça, dependerá también de las otras posiciones, ¿no? Sí. Sobre todo del jugador, si quiere continuar o no en la plantilla, está en su derecho. Vale. Muchas gracias por unirse al programa. Me alegro mucho de hablar contigo de nuevo. Vale. Y muy bien. Muchísimas gracias a vosotros por llamarme. Ya lo sabes, me pongo a disposición para ayudarte siempre. Muy amable. Muchísimas gracias, Hugo. Un fuerte abrazo, Gabriel. Un fuerte abrazo para vosotros también. Hasta la próxima. Gabriel Sanz son bilgileri aktardı. Diyor ki De Jong Barcelona'nın çalışmayı düşünmediği oyunculardan bir tanesi. De Jong yaz döneminde Beşiktaş'ın da gündemine gelmişti ama o eğer Sevilla'dan ayrılacaksa gideceği yer ülkesi Hollanda'ydı. Hollanda'yı tercih etmişti. Bu yüzden Beşiktaş'a transferi söz konusu, daha doğrusu gerçekleşmemişti ama kiralık olarak Barcelona'ya geldi. Bu dönem içerisinde onun satışıyla birlikte ön bölgeye, forvet bölgesine bir oyuncu almayı planlıyor Barcelona. Ne Xavi ne de Barcelona yönetimi onunla devam etmek istemiyor. Ama oyuncuya soracak olursanız o halinden çok şikayetçi değil ve devam etmek niyetinde. Barcelona olabilecek bütün teklifleri açık ama Barcelona'nın iradesinde, bütünüyle bir Barcelona'nın iradesinde olan bir mesele değil. Çünkü Sevilla'nın da bu transferde hakkı ve söz hakkı olacaktır. Dolayısıyla
bu noktada ikna edici olmak çok büyük bir önem taşıyor. Ama Barcelona açısından durum net. Gider mi gitmez mi bilemiyorum. Luke de Jong Barcelona'da başarılı olamadı ve onun takımda kalmasını istemiyorlar. O bakımdan olabilecek bütün müzakerelere ve pazarlıklara açıklar Luke de Jong'un Barcelona'dan çıkışı adına. Böyle bir karar verilmiş, çıkış kararı, ama Barcelona'nın da elini kolunu bağlayan işte kiralık yaptığı anlaşma var Sevilla ile vesaire, oyuncunun iradesi ve tabii ona verilecek para, yani Ocak'tan Haziran'a kadar ödenecek paradan da kurtulmayı istiyor Barcelona. Çünkü ekonomik anlamda belki de tarihin en zor, en karanlık günlerinden bir tanesini yaşıyor Barcelona Futbol Kulübü. Gabriel Sanz El Mundo Deportivo'da yazıyor. Bu bilgileri aktardı Avrupa'dan Futbol İspanya bölümümüzde. Sizlere Şampiyonlar Ligi'ndeki yeni kuranın sonuçlarını aktarıyorum. Eşleşmeleri Salzburg Bayern Münih, Sporting Lisbon Manchester City, Benfica Ajax, Chelsea Lille, Atletico Madrid Manchester United, Villarreal Juventus, Inter Milan, Liverpool, Paris Saint-Germain, Real Madrid. Eşleşmeler bu şekilde. Avrupa'dan futbol. İspanya. Bize ayrılan sürenin bugün de sonuna geldik. Hepinize mutlu akşamlar diliyorum. Yarın aynı saatte tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın. Sosyal Bahsin tek adresi Tuttur'un sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı sona erdi. Yap bir kupon, oyna Tuttur, oyna hep oyna, kupanı Tuttur. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.